Sevgili izleyicilerimiz, kum saatine hoş geldiniz. Yine güzel bir güne başlıyoruz. Bugün de yine çok değerli bir konuğumuzu sizlerle buluşturuyoruz efendim. Özellikle el ve ayak sağlığıyla ilgili problemleri olanlar varsa izleyicilerimizin arasında onlar için biraz daha güzel, keyifli bir gün olacak. Çünkü onlara nasıl çözüm bulacağımızı bugün konuşacağız. Değerli el ve ayak sağlığı uzmanımız Eczacı Reyhan Şalvarcı ile. Birazdan konuğuma hoş geldiniz diyeceğim ama öncesinde hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sizler de dilerseniz programa sorularınızla veya görüşlerinizle katılabilirsiniz. Hem telefon numaralarımız hem de sosyal medya adreslerimiz az sonra ekranlarımızda olacak. Hemen hoş geldiniz diyelim Reyhan Hanım'a. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. İlk kez katılmıyorsunuz aslında. Hayır, daha programa. Önce de katıldım daha tabii ki. Daha önce de katıldınız ama ara biraz uzun olduğu için bir kez daha izleyicilerimize sizi hatırlatmak isteriz. Reyhan Şalvarcı'yı kendi dilinden dinleyelim. Olmaz mı? Ben eczacıyım. Asıl ilk mesleğim eczacılık. Ondan sonra podiatri uzmanlığına merak sardım. Kendimin ayak parmaklarında batık problemi vardı. Ondan sonra bu bir ilgi alanım haline geldi. Uzmanlığımı aldım Almanya'dan. Aldıktan sonra işte yüksek lisanslarım vardı. Ankara'da tıp fakültesinde falan yüksek lisanslarımı tamamladıktan sonra Konya'ya bu kliniği açmak istedim. Böyle bir etkinlik getirdik. Şöyle bir şey. Bir de İç Anadolu'ya ve Türkiye'nin Anadolu kısmına bunu açan ilk kişiyim. Yani ilk getiren uzman şimdi olarak onu da çok açalım gurur ama verici bir bence. olay. Yani açtığınız şeyin ne olduğunu şimdi hani biraz bilmemiz şimdi şöyle bir gerekiyor. Şey, el ve ayak sağlığı bizim Türkiye'de daha yeni yeni, şurada 5 senedir bilinçlenip insanların hani benim ayağımda bu problem var, elimde bu problem diyebildiği bir alan, bunu araştırıp sorgulayabildiği bir alan haline geldi. Halbuki yurt dışında 20 senedir çok aktif bir şekilde bunun branşlar olarak tıp fakültesinde okutulan bir branş, podiatri altında okutuluyor. Konya'ya şöyle oldu. Aslında Türkiye'de ilk İstanbul ve Bursa'da olan bir sistemdi. Ondan sonrasında da Anadolu kısmına kendim tedavimi gördükten sonra da dedim bunu açacağız. Bir şekilde aktif hale getireceğiz. Bizim bu taraf yani neden faydalanmasın istedik. Konya'ya böyle kendim de Konya'nın yerlisi olduğum için zaten böyle bir şeyi Konya'ya kurup burada büyütmek istedik. Aslında önceden kim yapıyordu bunu? Yani hani böyle bir merkezde sadece el ve ayak olarak özelleştirilmeden önce cildiyeciler veya hani bilmiyorum evet. Mesela. Şimdi el ve ayak sağlığı denince insanların ilk aklına manikür pedikür gibi ya da el ayak bakımı gibi durumlar geliyor. Halbuki batık tırnak olsun, mantarı, nasırı, sil o kadar çok problem var ki. Ve birçok alanda işte dermatolojisi olsun, cildi olsun, ortopedisi olsun bunlara yani genel cerrahi olsun kendilerince müdahale etmeye çalışıyorlardı. Ama halbuki bunun bir alanı ve okutulan bir bilimi var. Ve bir bölüm olarak okutuluyor. Bu yüzden bütün işlemler uzmanlar eşliğinde doğru bir şekilde artık insanlara sunulabiliyor. Yani bir gidip tırnağını çektirtmesine, aylarca ilaçlar kullanmasına kişinin gerek kalmadan evet, öyle yanlış bilinen şeyler de var evet, değil mi? çok fazla var. Hı-hı. Tabii ki çünkü yeni yeni dediğim gibi Türkiye'ye bu branş giriyor ve yeni yeni insanlarımız bilinçleniyor. Çok sıkıntı yaşadılar. Yaşatılmış yani çekilen tırnaklar, çok problem gelen tırnaklar görüyoruz. Yazık. Senelerce problemlerine çözüm aramaya çalışmışlar. Farklı boyutlara. Tabii onlar da çaresiz olduğu için böyle bir imkanı sunduk yani. Çok şükür devam da ediyoruz bir sıkıntı olmadan. Yani evet, böyle branş branş gezmektense, hastanelerde bir şeyler aramaktansa bilmek. Çünkü çözüm branşlaşma olmuyor. çok önemli. Bir de çözüm de olmuyor. Tabii Dediğiniz ki. Gibi hani çekilen tırnağı olanlar varsa gayet iyi bilirler. Onun acısı çok kötü bir acı. Gelen tırnak da sanki o kadar da düzgün, iyi oluyor mu? O da sağlıklı olma birazcık ihtimali çok düşük oluyor. Düşük oluyor. Hani biz sadece öyle diyoruz ama mesela bu hani kozmetik olarak da sağlık olarak da beraber tabii. Birleştirilince hani ben tamam bir yere giderim, el ve ayağımla ilgili bütün problemleri orada aynen halleder çıkarım. Tabii estetik anlayışı olarak da el ve güzel. Ayak sağlığı yapılıyor. Yani artık Evet. Bir manikür pedikür, bir et kesme, bir işte insanların ellerini belirli bir şeylerde bekletip yapma gibi bir durumlar yok. Her şey cihazlarla yapılıyor. Gayet sağlıklı bir şekilde yapılıyor. Yani kozmetik kısmını arada yine bir yere sıkıştırırız ama ben birazcık daha sağlık üzerinden evet. Gitmek istiyorum. El ve ayaklarda hani nasıl problemler görüyoruz? Bizim bildiğimiz anlamda aslında hani kendimizce hani elimizde sizin mesela nasıl batık tırnağınız oldu? Ha, batık varmış diyebiliyorsun ama aslında evet. Bu kadarla sınırlı kalmıyor. Tabii Çeşidi ki bol, değil mi? Kesinlikle.
çok farklı problemler ortaya çıkıyor. En çok karşılaştığımız problemlerden birisi mantar. Mantara bağlı olarak gelişen batıklar oluyor zaten ve erkek hastalarımızda özellikle çok fazla karşılaşıyoruz bu durumla. Ondan sonrasında gelen sillerimiz var. Topuk dikeni, nasır, diyabetik ayaklar en büyük. Zaten biliyorsunuz diyabet hastalarının kendilerinde ve vücutlarında en çok dikkat etmeleri gereken yer ayak bölümleri ve diyabetik ayak diye bir hastalık kategorisi var zaten tıpta. Topuk dikeni, taban çökmesi, düz taban, çocuklarda yürüyüş bozuklukları, ilk yürüyüşler, bunların hepsi sıkıntısı var olan şeyler ve bunların hepsine çözüm sunulabiliyor. Kategorize ettiğimizde daha çok fazla problem var. Ellerde gelişen deformasyonlar oluşabiliyor. Hepsi bir problem halinde gelişiyor. Vallahi hangisinden başlayacağız bilemedim. Yani şöyle bir sıraya koyalım. Bizim görsel olarak koyduk. Bir insanlara birebir o şekilde anlatmamız çok daha sağlıklı olacağına inanıyorum. Çünkü yapılan işlemlerin gerçekten tam olarak ne olduğunu bilmiyorlar. El ve ayak sağlığı dediğimizde dediğim gibi sadece bir el ve ayağın bakımı, işte hani bir manikürü pedikürü gibi düşünüyorlar. O kadar ama da sınırlı değil. Gerçekten değil. Evet, evet. Arkadaşlarımdan rica edeyim. Onlar görüntünün ilkini verene kadar ben de bu arada neyi sorayım. Yani hani mesela bir sil insanın aklına gelmiyor. Başka şeylerle bir çözüm arar oluyorsun. Hani bunun sanki keserler tamam ondan sonra değil. Sil özellikle virütük. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim halk arasında bilinen şeyler bu şekilde. Evet, evet. Evet. Sil özellikle virütük bir olay, gerçekleşen bir hastalık ve virüs vücutta dağılabilen özelliğe sahip bir şeydir. Hani öyle kesmekle, kanatmakla geçecek bir olay değil. Nasırla çok fazla karıştırılır. O yüzden silin doğru tanı ve doğru tedavi uygulanması gerekiyor ve uzmanlar eşliğinde yapılması gerekiyor. Bir sağlıkçının yapması gerekiyor. Kişi evde çok fazla bana en çok gelen şey oydum. Yani o kadar şey ki alet edevat tam böyle teşhisatlı evlerinde var sistem zaten. Gerçekten çok oynayarak geliyorlar ve dağıtıyorlar bunu da sonuçta. Görüntümüzün ilki evet, gelmiş mesela. Şimdi bu burada? Gördüğünüz hem batık hem de şekil bozukluğu gelişmiş olan bir tırnak. Tel sistemi denilen bir sistemi uyguluyoruz. Teli takmış halini koyamadık ekranımıza yerleşmeyeceği için. Evet, gördüğünüz gibi bu kıvrılıp tırnak bir müddet sonra etin içine girdiği için acılı bir hal almaya başlıyor ve kişi de baskı yapıyor. Ayakkabılarda çok sıkıntı oluşturuyor. Bu kişinin ayak baş parmağında biraz da eğim var fark ettiyseniz. Ayakkabıyı giydiği zaman da o eğimi sıkıştırdığı için ayakkabının etkisiyle birlikte acı oluşturuyor. Tel sistemi uygulandı. 3-4 ayın sonunda da diğer tarafta görmüş olduğunuz sağlıklı düzgün bir tırnak haline geldi. 3-4 ay derken mesela 3-4 ayda ne kadar bir şey gördü, işlem gördü bu ayak? Ayda mesela bir geliyor. Ya bu ayak bana ayda bir gelerek 3-4 ayda bir 3-4 ayın sonunda ayda bir gelerek yani toplam hadi 5 kere olsun en fazlasında bu hale gelebiliyor tırnak. Çok güzel. Bu biz tırnakta evde olsaydık ne yapardık? Onu keselim, acıttığı tabii yeri ki şöyle bir şey çıkarıp var. O kıvrılan biraz önce gördüğünüz kıvrılan yuvarlak kısmı kesip batığın daha da derinleşmesini sağlıyorsunuz. O zaman kurtardık artık derken yaralar evet yaralar bu sefer yaralar ve doku anevrizmaları gelişmeye başlıyor. Birazdan göreceğiniz şekilde evet. Hasta acılı bir durumda gelmeye başlıyor diğer daha görüntü fazla. Onu mu anlatacak bize? Evet. Gördüğünüz gibi bu hastam hamilelik boyutunda bunu geçirdi. Hamilelerde en büyük gördüğümüz batık problemidir zaten. Ayak ödemleri geliştiği için ve yanlış kesim, yanlış ayakkabıyla bu hale getiriyorlar ve bu hastam 6 kere tırnak çektirmiş bir hastaydı. Altı kere tırnak kesiminin sonucunda bu halde geldi. Gene bir tel sistemi uygulandı. Zaten tel sistemindeki amacımız şu. Önce yarasını kurutup sonra sağlıklı bir tırnak yatağı oluşturmak. Sağlıklı tırnak yatağı da ekranın diğer tarafında görmüş olduğunuz iyileşmiş olan tırnağın görselidir. Yani tam bir oval şeklinde tırnak yatağının oluşmasıdır. Yani bu hale geldikten sonra bir daha şu oluşmuyor mu? Tabii şöyle bir şey. Şimdi bu hastamın yanlış kesime bağlı ve çekimden kaynaklı bir durum vardı. Kesimi öğretiyoruz. Zaten tedaviyi bitirirken devam ederse, tabii tedaviyi en son bitirirken hastaya muhakkak ki 2 seans tırnak kesimini öğretiyoruz. Çok önemli bir şey. Ne oluyorsa bir oval kesme alışkanlığımız var. Evet, her şey oradan oluyor öyle herhalde. Bir öğretilen bir olay var. Tırnak kesmeyi de öğretiyoruz. Eğer o tırnak mesela o problemli tırnak dediğim şekilde kesmeye devam ederse herhangi bir batık problemi yaşamayacaktır. İnşallah uyuyordur herhalde o acıyı çekti. 6 kere çektirmek yani de az bir şey değil uyuyorlar. Yani. Evet. Evet, diğer görüntüyle devam edelim. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Evet. Bu da farklı bir batık. Bu tırnak çekilmiş. Bakın tırnak soldaki yaralı olan tırnak
tamamlanamamış bir tırnak şu anda. Ha, yani kendinden olmuş bir şey değil. Yani arkadan gelmiş ve ön etlere dayanınca artık batık gelişmiş. Hı hı. Buna da tel sistem uyguladık. Bu çekilmiş bir tırnağın oluşum aşamasındaki durumu. Tel sistem uygulandıktan sonra sağ taraftaki sağlıklı hale geliyor. Şimdi sağ taraftaki o sağlıklı halde bir şey dikkatinizi çekecek. Beyaz bir kısım var tırnakta. Evet, daha hastaların orayı gibi kesmemesi gerekiyor işte. Ha. Düz ve kare kalacak. Orayı ovalleştirip girdikleri anda batık oluşma riskini çok artırıyorlar. Bu beyaz gördüğün yeri işte oval kesme olayı ondan kaynaklı. Temizlik olayı çünkü işte bir psikolojikman öyle bir şey oturtturulmuş. Evet. Altı dolmayacak, hani temizlenecek orası şeklinde. Ama bir müddet sonra tabii doku büyümeye başlıyor, üstüne yara gelişiyor. Evet. Peki devam edelim o zaman. Allah'ım ne ilginç şeyler. Ayak da önemli bir şey. Tabii ki önemli. Bir de kadınsan daha önemli zaten de. Bu tırnakta bu hastamın hem de ortopedik problemi vardı, kalça çıkıklığı problemi vardı. Yani yürüyüş bozukluğu da yaşıyordu. Hı hı. Ve tırnaklarını çektirtmişti. Hatta alt resmin batık olan tırnağın, ikinci tırnağında da batık var şu anda görebiliyorsanız eğer. Evet, yani var. Çünkü parmaklarını pençe şeklinde yürümeye çalışıyor kalça çıkıklığından dolayı. O da ayakkabı da tabii iyice parmakların sıkışmasını sağlıyor. Yani şu şekilde yürüdükleri için ayak altından, tabanından, ayakkabıdan baskı alıyorlar. Çekilmiş bir tırnaktı. Aynen tel sistemiyle sağ taraftaki tombulluğu görüyorsunuz. Sol taraftaki de düzelmiş tırnak. Için değil yani. Hayır değil, hayır değil. Tırnak yani, yatağa oluşmuş bir tırnak ve ikinci tırnağa da dikkat ederseniz batığı düzelmiş bir şekilde, o da aynı şekilde kurtuldu. Ve şu an bu hastam çok mutlu. Tırnak kesimlerini bana geliyor gene, bırakmadı yani, kesemeyeceğim Reyhan abla diyor, sen devam et diyerekten geliyoruz böyle hastalarımızla. Devam da güzel edeyim. Bir diyalogumuz oluyor. Evet. Evet, evet, o acıdan kurtardıktan çok, sonra valla benim de olurdu yani. Zaten. Aynen. Şimdi öyle. Hani tırnak kesimi dedik, yani biz demek ki evde birçok yanlış yapıyoruz, hani o yüzden mesela bebekleri olan anneler için ya alıştırma şöyle bir kısmında durum, bir dikkat etsinler. Anladım. Değil mi? Evet, şöyle bir durum var yani, çocukların o tırnaklarını dipten kesecek diye bir şey yok. Şimdi çocuklarda şöyle bir durum oluyor, ilk yürüyüşe yürümeye başlamadan önce tırnaklarını zaten uzun bırakıp kessinler, kare kessinler. Yürümeye başladıktan sonra onlar biraz böyle paytak paytak böyle adım adım yürümeye başladıkları için tırnakta belirli çizgiler oluşuyor. Bu bir hastalık değildir. Bu onların yürüyüş ve baskısından dolayı ayakta tırnağın almış olduğu darbedir. Evet. O yüzden normal aynı kırılma yapabilir. Kırıldı diyerekten orayı yuvarlayarak kesmelerine gerek yok. Kırılan kısım kalıp diğer kısmı kareye çevirerek kesmeleri gerekiyor. Yine düzle devam. Aynen öyle. İşte hani biz bir de öyle. Şimdi tırnak yapısını bozduğumuz için nasıl gördüysek öyle aynen devam ettiriyoruz. Çok böyle sivri kalan durumlarda da kenarları, çünkü yüzlerini çiziyorlar bu sefer de. Kenarlarını törpülemeleri yeterli olacaktır. Şey, yani girip dipten kesmesinler. Bu çocuğu çünkü anneler alıştırıyor ilk başta. Ebeveynler başlıyor çünkü tırnak kesmeye. Onlar nasıl öğretirse bundan sonraki aşamada da öyle gelecek. Bir yanlış kesme var. Daha sonra yanlış ayakkabı kullanımı da biraz devreye girdiğinde tabii, değil mi? Mesela kadınlar ki özellikle. Ona bağlı olarak da ortopedik problemleri var ise, zaten bir kemik çıkıntısı problemi varsa, ayaklarda parmakların uzunluğu değişikse, eşit değilse. Tabii onlar da hepsi tetikliyor giydiği ayakkabıyla. Ekstra bir de mantar falan problemi varsa birazdan göreceksiniz görsellerde zaten. Artık olay iki artık katına çıkıyor sıkıntı. Evet. Hepsi bir arada olan durumlar da oluyor yani, değil mi? O kötü. Seyircilerimizin çok fazla problemi içini kaldırmayalım diye şey çok fazla problemli ayakları koymadık ama gerçekten çok sıkıntılı ayaklar geliyor. Peki yine görüntülerle devam olur, edelim o zaman. Güzel oluyor böyle. Bakalım. Mantarı, batığı ve tırnak yatağı bozukluğu olan bir tırnak görüyorsunuz şu üçü anda. Üçü bir arada. Evet. İlk kırmızı olarak görünen ayakta zaten tırnak kalınlığını görüyorsunuz şu anda. Ve ikinci tırnak da aynı şekilde ciddi bir bozulma yaşamış. Ve tel kısmını görüyorsunuz ortada. Bu kısmın önce, bu tırnakların önce mantarlı ve kalın olan kısmı temizleniyor. Temizlendikten sonra tel takılması gereken durumda tel takımı yapılıyor. Her tırnağa da tel takılacak ve her batığa tel takılacak diye bir uygulama yok. O sizin uzmanlık kesinlikle alanınız zaten. Kesinlikle, onu biz belirliyoruz. Evet. Bu tırnak tel takılması gereken bir tırnaktı. İkinci ortadaki resimde gördüğünüz gibi tırnağın telini taktıktan sonra en son resimde ikinci parmaklardaki tırnak problemi de bitmiş olarak tırnağın düzleşmiş kalınlığının gitmiş. İkisi aynı gitmiş ayak değilmiş gibi duruyor. Aynen yani. Çok ama aynı ayak. Gerçekten. Ve ne kadar rahatlamış bir ayak, renkten bile görüyorsunuz. Çünkü birinci de geldiğinde ciddi acı ve batıkla gelmişti bu kırmızı hasta. Kırmızı değil mi? Şimdi artık benimle böyle pazarlık yapıyorlar. Sivri burun giyebilir miyiz Reyhan Hanım? İşte bunu artık benim kontrolümde olduğu için de hani buna müsaade ediyoruz. Aslında çok gün içinde sabahtan akşama kadar zorlayan tırnaklar istemiyoruz tabii ki. Şimdi
o ayakla ilgili özellikle bir şey sormak istiyorum. Mesela bu tırnakların hani kalınlaşması olayına mantar diyorsunuz değil mi? Her kalınlaşma mantar değildir. Ha, keratinizasyon şimdi... olayı da var. Onu mantar, sedefli tırnak da olabilir. Yani sedefi tırnağa sıçramış da olabilir. Mantar olabilir, keratinizasyon olabilir. Birçok sebebi olabilir. Tırnağın genetik yapısı, aileden gelen öyle genetik yapısı olabilir? Da kalın olabilir. Hmm. Yani onu görüp belirlememiz en doğru oluyor. Bu mesela... tırnakta mantar var. Zaten alt kısmındaki kırmızı tırnağın alt kısmındakini görüyorsanız eğer sarı sarı lekeleri de var. Birazdan çok daha net evet. göreceğiniz mantar göstereceğim. O kazınarak tamamen temizlenen bir sistem. Herhangi bir acısı falan da olmuyor kişinin. Çok ay ben yapıyorum. Öteki acıyı çekeceğime hani olsa da onu çekerim diye bir şey olur ama evet. gerçekten acımıyor. Şimdi ben de hani size geldiğim için biliyorum öyle söyleyeyim. Bu bir bayan ayağı. Hayır, ve erkek de, ayağıydı. Erkek ayağı. Erkek ayağı. Tam, artık şey hastalarımı ayaklarından tanıdığım için. Ha, yok biz öyle daha şey yapamıyoruz. O bir bayan yani, erkek ayağıydı. Değil mi? Evet. Yani, ve bu hastam mantarını askerlikte kapmıştı. Askerde 24 saate yakın neredeyse ayakları bot içinde. Ve o botların içerisinde terleme, mikroorganizmaların her oluşması evet, her türlü sıkıntı gelişebiliyor. En çok zaten erkeklerin problemi de askerlikte başlıyor. O yüzden askere giden hastalarımıza falan çok öneride bulunuyoruz. Yani çorap değişimi yapmaları, muhakkak ki bir ilaç sprey şeklinde hani bunu kullanabilmeleri, en azından koruyabilmeleri, koruyucu önlemler almalarını öneriyoruz. Evet, onu kapmaktansa evet, baştan nem ve ısıda mantar kısmı. Çok ciddi kendi kendine şey. Mi ürü çıkıyor buluyor yoksa başkasından mı bulaşıyor? Nasıl oluyor? Tabii ki bulaşıyor. Yani orada botlar karıştıysa yandan. Ya zaten onların en büyük sıkıntısı o. 24 saat aynı ayakkabının içerisinde duruyor olması ve ortak alanları kullanıyor olmaları en büyük sıkıntıları. Ayakları da kollamak lazım. Her şey elden bulaşmıyor. Yani hayır, hastalık olarak mesela tabii, elini ağzına götürme diyorsun da ayak da aynı şekilde. Evet. Peki yine devam edelim görüntülerimizle. Bakalım ne gelecek. Şimdi evet. Bu da çok kötü. Bu şöyle bir tırnak. Şimdi anevrizma gelişiyor. Anevrizma dediğimiz bu soldaki görmüş olduğunuz tırnağın yapısı. Bunu şu an tıpta revizyon denilen bir ameliyat yapıyorlar. Yani tırnak yatak kanallarını alarak o tırnağın daralmasını sağlayarak batığı önlemeye çalışıyorlar. Ama maalesef yanlış yapılan operasyonlar sonucunda solda görmüş olduğunuz şekil oluşuyor. Şimdi oradaki... Bir ameliyatlı ayak bir de. Evet, bu ameliyatlı bir ayak. Bu nasıl bir ameliyat? Şimdi tırnağın o şiş ve yaralı olan kısmı kenardan kesilerek kökünden kurutulma işlemi yapılıyor. Ha, kökten ama, halledelim diyorsunuz ama... doğru ölüm yapılmadığı için o kısımda tekrar bir tırnak bokası oradan çıkmaya başlıyor. Ve genelde bu tarz işlem yapılan tırnaklarda maalesef 2-3 parça tırnak oluşuyor. Şu an gördüğünüzde yok ama onu geçirebiliyor muyuz? Artık o geçiremiyor. Yanlış yapılan evet, bir tırnak fırlıyor. Ve şu an bu tırnakta öyle bir durum yok ama bu da hani revizyon ameliyatı geçirmiş. Kenarı alınmış ve maalesef yanlış yapılmış bir operasyon. Tel sistemiyle düzelttik yine bu tırnağımızı da ve yan taraftaki hale getirdik. Diğer ikili üçlü çıkan tırnaklarda maalesef o tırnağı, uzayan tırnağı artık tırnağın eşitliğine kadar uzatıp hastanın kesebileceği halde gibi. Bırakmaya tek, çalışıyoruz. Tek çünkü gibi. Onu eğer koparmaya kalkarlarsa geriye doğru bir doku eksikliği oluşacağı için ve oradan o tırnak da gelmeye devam edeceği için daha yine çok batık oluşturacaklar. İşte bizim kurcalama huyumuzun kalkması lazım. Sanki aynen. onu oradan çekince bir daha oluşmayacak. Yok öyle bir şey yok. Arkadan gelen tırnak ama gelen bir dokudur. Ama ameliyatta yani hani insan kurtulur mu? Hani bir daha olmaz ya diye düşünür mesela. Çoğunlukla olmuyor. Yani bize gelen vakalar içerisinde ve duyduklarımız içerisinde milyonda bir tane bir vakanın hani tırnak çekimi veya diğer yapılan operasyonlardan rahatladığını görüyoruz. Ama artık öyle bir şeye de yani o kadar uyuşturmaya, gerek acı çekmeye yok. De gerek yok. Evet, bu işlemlerle sizin yapmış olduğunuz işlemlerle evet. aslında geçebiliyor. Evet, o çok evet. güzel bir şey. Devam edelim yine görüntülerimizle. Bu aynısıydı zaten. Bir sonraki görüntüye geçelim mi? Bu az öncekiydi. Evet. Evet, bu da el problemimiz. Şimdi solda elde mantar gelişimi başlayan bir tırnak görüyoruz. Bu deformasyon bir el ve artık mantar kanalı girmeye başlamış. Bu tırnak bir yerden darbe aldıktan sonra tırnağın altının boşalmasıyla birlikte tabii ellerimiz çok fazla suya giriyor aktif olarak. Ve mantar da nemde ve ısıda çok hızlı üreyen bir mikroorganizma olduğu için bu tırnağın altına girip mantar başlıyor. Bunu temizledikten sonra belirli ilaçların kullanımıyla soldaki sağlıklı tırnak haline getiriyoruz. Şöyle bir durum var. Bu tırnak bu haldeyken sızlamaları çok fazla hissediyorlar. Artık çünkü tırnaklar bizim sinir hücrelerimizin, sinir uçlarımızın en son olduğu bitiş noktalarıdır. Yani yapılan bir iğne
el ve ayak tırnaklarından yapılan bir iğne, normal aldığınız bir iğneden, yapılan acı bir iğneden 10 katı kadar daha fazla hissederler. Çarpınca falan, sıkışınca nasıl, evet, acı, çok fazla acı hissederiz. Evet. O yüzden bu tırnaklarda böyle sıkıntı geliştiğinde, özellikle el tırnakları çok aktif kullanıldığı için hastada ciddi derecede tırnak köküne doğru yayılan bir sızlama gelişiyor. Ağrı gelişiyor ve gece uyutmuyor. Özellikle gece çok aktif hale geliyor. Çünkü gün içerisinde kullandıklarından pek fark edemiyorlar ama gece uyku halindeyken sızlamayla, evet, uyanıyorlar. Bu tırnak da öyle bir tırnaktı. Temizleme işlemi yapıp belirli ilaçlar uygulandıktan sonra sağlıklı tırnağını yerine oturttuk. Temizleme işlemi derken içini mi temizliyorsunuz? Nasıl bir şey, evet, mesela? Evet, bir makinelerimiz biraz, ve özel her tırnak yapısına göre ve rahatsızlığına göre uygulanan uçlarımız var. Bu uçları kullanıp herhangi bir kanama, acı ya da bir sıkıntı, çünkü biz ölü dokuyla uğraşıyoruz. Canlı et kısmıyla işimiz yok. Sihir kısmımız hariç konuşuyorum. Bu gördüğünüz o deforme kısmı da normal cihazlarla problemli kısmı temizleyip beslenebileceği doğru ürünleri vererek hastanın sağlıklı tırnağına gelmesini sağlıyoruz. El tırnakları hızlı uzadığı için bu hastalarımın bana gelme süreçleri 15-20 gün aralıklarladır. Çünkü her geldiğinde işlemi yapıp sağlıklı tırnağı, o boşluğu tamamlayıp yerine yeni oturtmasını gelen sağlıyoruz. Daha derli toplu bir zemine oturduğu için düzeliyor. Evet. Bunlar da hani ben mesela çok şey aranmıyor diye düşünüyordum. Hani nasıl olsa o artık bozulduğu yapı, bu tırnak böyle geldi, eğer böyle gider düşüncesi falan. Eğer bir sıkıntı yok ise diye. Şimdi bazı tırnaklarımız dediğiniz gibi bir takım sıkışmalar sonucunda tırnak kökü zedeleniyor. Tırnak kökü zedelendiğinde çözülemeyecek bir şekilde gelen bir deformasyon varsa zaten ona işlem yapmamızın bir anlamı yok. Çünkü zede artık yani düzelecek diye bir garanti veremeyiz. Ama dediğim gibi tırnağın belli bir noktasında, belli bir nokta. Şimdi bir örneğim var, o ellerde de gelişen bir örnek. Tırnağın bir noktasından başlayıp gelen bir kısım varsa bunu çözümleyebiliyoruz. Bir dalgalanma problemini, yani farklı bir dalgalanma problemini tırnak kökünden geliyorsa eğer, buna bir işlem yapmamızın bir anlamı yok zaten. Artık bozulmuştur. Orası bozulduğu kökten zaman gelen sıkıntıları, problemlere çok fazla bir şey yapamıyoruz. Anladım. El peki. için konuştum bunu. El tırnağı için. Devam edelim. Diğer görüntümüzle. Bu da elde gelişen, biraz önceki dediğim hani dalgalanma ama bu tarz bir dalgalanma değil. Bu hastam el tırnak kökünü, şu kütükil dediğimiz, bu özellikle manikürde ki yapan kişilerin etleri kesmesiyle çok fazla gelişen bir hastalık. Biz et kesimini istemiyoruz. Bu yurt dışında zaten yasak bir sistem. Yani tırnak et kesimi diye bir şey yoktur. Etler, evet, kesiliyor. Manikür ve pedikürden anlayışımız bizim bu. Evet. Et kesimi. Öyle bir durum yoktur. Bu tırnak kütükil kısmının sağdaki sağlıkta gördüğünüz, sağlıklı kısımda gördüğünüz oluşmuş bir kısım o. Onun alınmaması ve onun kişinin kendisi tarafından oynanmaması lazım. Bozuk olan tırnağın oluşmasına sebebiyet veren kendisi. Bu bir tik haline geliyor ve baş parmaklarda sürekli şu pozisyonda bir oynama, bir alışkanlık gelişiyor. Tırnak yatağını bu şekilde sürekli arkaya ittiriyorlar. Yani farkında olmuyor, gün içerisindeki stresin içerisinde hangi tırnağı oynarsa oynasın burayı bozuyorlar. Tırnak yatağını. Tırnak yatağı kalktığı anda buradaki etin de bir görevi var. Oradaki koruyucu et, bir şey. Aynen, tırnağın düzgün gelmesini sağlıyor. Ama şu yapılan şu hareket ve şu hareketler, yani tırnak yatağını geriye aldırma hareketi, tırnak yatağının belli bir süre sonra kabarmasını sağlıyor. Kabardıktan sonra oradaki koruyucu doku bozuluyor. Bozulduğu için tırnak biraz önceki görmüş olduğunuz sıkıntıyı veriyor. Bunun problemi ne? Görsel zaten çok kötü bir problem. Yani görsellik, tabii, estetik tabii. olarak. Evet. Ama o gördüğünüz şişko dokular var ya, hasta o kısımdan tutma işlemini yapamıyor artık. Bastırınca inanılmaz acı duyuyor. Çok kötü acısı oluyor. Zaten işlemi ilk işlemimizde çok ciddi, yavaş yavaş çalışarak yapıyoruz. Yani o kadar hassas ki üzerine şu şekilde değmenizde bile acı duyan bir işlem. Zaman, ama evet, kendileri bu hale getiriyorlar. Ya da işte manikür pedikür gibi yanlış yapılan işlemlerde bu hale geliyor. Düzeltip o alışkanlığını da bıraktırıp belirli ürünlerle tekrar kütükilin oluşmasını ve tırnak yatağının oluşmasını sağladıktan sonra normal o gördüğünüz sağlıklı hale geliyor. Alışkanlığını da bırakması lazım tabii. Evet. Yapıyorlar ya, o acıdan sonra bırakıyorlar. Yani ciddi, yani şöyle bir şey, tülbentin dokunması bile acı veren bir şey o tırnağa şu anda. Çok acı duyuyorlar. Ama tipinden belli de görsel olarak da çok sıkıntılı. Olarak sıkıntılı. Evet, aynen öyle. Evet. Yine devam edelim bir başka görüntüyle. Neler varmış, böylece onları da öğrenmiş oluyoruz. Evet, görsel. Bu da işte size demiş olduğum tırnakta kökten gelen, hani her kökten gelen, mesela bu bir çözülebilecek problem. Bu hastam
bir müzik öğretmeniydi ve sürekli ellerini enstrümanlar için kullanan bir arkadaş, hastandı. Bir de öyle bir şey oluyor yani, mesleğine göre buluyorlar. Aynen. Ve 13 sene boyunca lazım. Sürekli tıbbi olarak iğneler yapılmış, tırnak çekilmiş. Denemiş yani her yolu. Neler yapılmış anlatamam size. Hı hı. Ve bu hastam o kadar mutlu ki şu anda biz görüşüyoruz hala hastalarına. Bu hastamla da görüşüyoruz. Şu an çok mutlu bir şekilde. Tırnağının tamamen, ve tabii ki şöyle bir şey var, bu hastalıklı olan tırnak gene inanılmaz ağrı yapıyor. O tırnak, hani ufak bir şeytan tırnağını kopardığınızda o comlaması vardır ya, onun kaç kat her ağrısını yaşıyorlar. Evet. Ve tırnak uçlarından iğne yapılmış, işte bir takım kortizon uygulamaları, ilaç uygulamalarıyla bu hale gelmiş. 8 aylık tahminimce, 8 aylık bir tedavi sonucunda hastamın tırnağını o hale getirdik ve şu an çok aktif bir şekilde keman çalan bir kişi şu anda. Boyunca, evet. Ama yani geçmeyecek bir şey hali gibi durmasına hayır, rağmen değil. Ne kadar orijinal olan şeyler. Aynen. Düzeldi ve çok da memnun şu an. Enstrümanlarını çok rahat kullanıyor kendisi. Mesela bu neden, ne sebeple oluyor? Mantar. Bir yerden yine kaptı gene. Başka bir yerden. Bu tırnak mantarlı bir tırnaktı. Evet. Hmm. Bir yerden bir şekilde başladı. İlk başta yani tırnakta görülen ufak bir lekeyi çok önemsemeyiz ama bunun önemsenmesi gerekiyor. Öyle mi? Yani çünkü bir yerde bir başlangıcın olduğunun göstergesi. Tırnaklar bizim aslında bir nebze boşaltım sistemimiz. Vücudunuza almış olduğunuz ilaçlar, yemekler, tabii, aldığınız atık sistemimiz falan, yani evet. Hemen belli belli oluyor. Bir miktarını idrarla, belli bir miktarını deriden terle, işte belli bir miktarını da tırnak ve saçlarımızla atıyoruz. O yüzden vücudunuzda gelişmiş olan bir takım eksikliklerin, bir takım rahatsızlıkların ilk göstergesi aslında vücudumuz belli noktalardan bize sinyal veriyor. Bu yüzden belli rahatsızlıkları da buradan tespit edebiliyorsunuz ve illaki mantar olmuş olması gerekmiyor. Kendinizde görmüş olduğunuz bir bozuklukta, bir anormallikte bir gidip uzmanına danışıp en azından ne olduğunu öğrenmek fayda ediyor. Yoksa işte 13 senenin sonucunda görmüş olduğunuz gibi uğraşı uğraşı o hale getirilip sıkıntılı bir hal alınıyor. Bilmek de önemli bak. Mesela bunun hani bu kadar kısa sürede temizlenebileceğini, iyileşebileceğini bilmek çok önemli. Biz de dediğimiz gibi çare arama şeyi bir yerden sonra, o kadar gittikten sonra pes etmemiş Allah'tan yani uzun süre. Ama acısı var, ne yapsın? Ağrı ve acıdan evet. Duramıyor yani. Parmağımı kestireceğim diye gelen insanlar var. Yani o kadar sıkıntılı. Peki. Neler öğreneceğiz bakalım. Bir ara verelim izninizle. Tamam. Öğreneceklerimizi reklam sonrasına bırakıyoruz. Tamamdır. Sevgili izleyicilerimiz, el ve ayak sağlığını konuşuyoruz. Devam ediyoruz da sohbetimize. Batıklarla başladık böyle mantarlar derken deforme tırnağa doğru evet, bir konuşmamız oldu. Var. Yine sevgili izleyicilerimiz, görsellerle destekleyerek devam edelim o zaman. Peki. İyi oluyor. Bakalım neler var ayaklarımızda gördüğümüz. Başlayalım mı çocuklar yine görüntülerle? Evet. Peki. Toplumumuzdaki insanların en büyük problemlerinden birisi diyabetik hastalarımız özellikle. Yani şeker hastalarımızın en büyük dikkat etmesi gereken uzuvlarından bir tanesi ayakları. Hemen yani yerlerden değil mi? Evet. Çünkü kan akımı, biliyorsunuz kardiyovasküler bir takım rahatsızlıklar çok fazla diyabet hastalarında görünüyor. Artık insülinin ve glukagon hormon diye iki tane hormonun dengelenmesi sonucu oluşan bir şey. Ve ayakta en büyük sıkıntıları yara açılması olayları ve normal bir kişide bir bu tarz bir yara, tabii açılma ihtimali çok düşüktür ama açıldığında geçme süresi bir ayken bu hastamızın tedavisi 8,5 ay sürdü. 8,5 ayın sonunda bu hale getirdik. Bu nasıl oldu biliyor musunuz bu hastamın? Bu hastam ayak bileğinden ameliyat olmuş, bir operasyon geçirmiş. Bir operasyon geçirdikten sonra fizik tedaviye başlıyor. Tabii fizik tedavi işlemleri yapılıyor ama diyabetik ayakların %90 kısmında his kaybı geliştiği için sıcak uygulama yapılırken dokusunun yandığını hissetmiyor. Eyvah. His kaybı. Çünkü oradaki yapan o fizik tedavi uzmanı ya da başındaki uzmanın sürekli gelip gidip bir otokontrol yapması lazım. Kişinin otokontrolünü onun yapması lazım. Bu yapılmıyor ve ayak 5 dakika içerisinde su toplayarak bu hale geliyor. Dolaşım bozukluğu problemi de var. Bir de bypass geçirmiş bir hastam. Çünkü ayaktan damar alınmış.
beslenme sıkıntısı daha da sıkıntılı bir ayak. Hangi biriyle uğraşacak zaten evet, olmuş bir ayak. Fizik tedaviye tabii bile için doğal olarak bir fizik tedavi seansı alacakken ısı uygulaması yapılırken ayağını bu şekilde su toplatıp yakıyorlar. Sonrasında bana geldiğinde şu görüntüyü iyice, ekranın bir kenarına koyalım, evet, orada dursun şeker ayaklarına. Çünkü bende evet, ve yanık örnek artık olarak. O görmüş olduğunuz siyah kısım dış kısmından çürümeye başlıyor. Hı. Dışta kırmızı gördüğünüz yer canlı dokusu. Temizlenmiş bir halde, daha kötüydü biz bunda tabii biraz insanların bu da temizlenmiş hani, hali evet mi? Bu temizlenmiş hali, içi kalkmasın diyerekten bu halde getirdik. Yavaş 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 15 gün 20 gün bir müddet yürüyemedi de zaten. Evine biz evlere bakıma gidiyoruz. Yatalak bununla hastalarımız, yürümek, ayakkabı giymek falan. Yatalak hastalarımıza, felçli hastalarımıza birebir bakıma, böyle evde ihtiyacı olan kişilere zaten evlere bakıma gidiyoruz. Mobil bir hizmetimiz var orada. O çok güzel olmuş. Herkes evet, gelemeyebilir. Çünkü gelemiyorlar. Çok fazla bizim 70 yaş üzerinde hastamız sıkıntılı ve 70 çok büyük bir yaş değil ama ondan sonrası gelişen rahatsızlıklar, yürüyememe. Eğer bir SVO geçirmiş ise, işte bir kısmi felci var ise zaten, hı hı, yürüyemiyor. Biz evlere hastalarımıza bu sistemi uyguluyoruz. Gördüğünüz ayakta da bir müddet evinde gidilerek işlem yapıldı. Yürütmemesini sağladık, yürümemesini istedik. 8,5 ayın sonunda da temizlenmiş dokusunu oluşturduk ve bu hastam kesinlikle ve kesinlikle beni bırakmıyor. Bırakmayacak da zaten, buna biz müsaade etmiyoruz. Kendi tırnaklarında mantar da vardı. Şimdi biz topuk kısmını gösterdiğimiz için o kısmı da tedavi, hı-hı, ettikten sonra tüm ayak sağlığı kısmını diyabetik hastaların periyodik olarak bize gelmesini istiyoruz. Çünkü yapamıyorlar. Yani fark edemiyorlar ve her gün mutlaka ki en azından akşam yatarken aynada kontrol etmeleri lazım değil mi? Yani işte ben kiloluyum, göbeğim var, eğilip gerek yok. Bir karşınızda bir aynaya arkadan baktırarak, önden baktırarak, oturduğunuz yerde parmak aralarını açıp bakarak bunların kontrollerini yapmaları gerekiyor. Yani, çünkü hissetmiyorlar. Heh. Çünkü nöropati gelişiyor. Kaloriferde yakan biliyorum çok ayağını. Çok normal. Ya. Nöropati yani, gelişiyor. Sinir uçları artık ölüyor ve his kayıpları çok fazla oluyor. Ne kadar ilaç alsalar da bu his kaybı öldükten sonra yerine getirilemiyor. Kullanılan ilaçlar da zaten nöropati için bunun durmasını sağlıyor. Hı-hı. İlerlememesini önlüyor. O yüzden hani gene his kayıpları olduğu için kendilerini, kontrollerini günlük yapmaları gerekiyor mutlaka, evet, ki. Yani parmak altlarında açılan bir yara. Eğitimi veriyorlar yani. Aynen öyle. Nasır, evet, çok önemli. Öyle oyup bir şeylerle bir oyup çıkarıp yapma lüksleri yok yani. Maalesef diyabet hastalarımızın çok dikkat etmeleri lazım. Zaten kanama problemleri oluyor. Diyabetik alan, diyabetik ayak tıpta da özellikle bir branş halinde şu anda. Özel ilgileniyorlar. Mecburen. Çünkü ayakları kesilenler oluyor o yüzden. Çok fazla var. Yani tırnağını parmağı yanlış kesilen, kesti diye parmağı kesilen. Var. Evet, değil çok mi? Fazla var, evet. Peki yine devam edelim, evet, mi edelim o zaman görüntülerden? Bakalım. Bu da farklı bir diyabetik hastam. Şimdi bu hastam bakalım çok ilginç kimde? Bir şey. Ne çıplak olmuş? Ayakta bahçede yürüyor. Çıplak ayakta bahçede yürürken bir taşa ayağa denk geliyor. Ve orada bir doku, yara oluşuyor. Hmm. Yara iç kısma bu sefer veriyor ve o boşaltılmış olan kısmın içi iltihap doluydu. Sanki o içeriye doğru derinleşen bir, aynen, şey gibi duruyor, İltihaplaşmış, değil mi? Evet. İltihap doluydu ve farkındasınız et kaybı var. Evet. Böyle bir hastanın tedavi süreci diyabet hastaları için o kadar uzun ki o etin yerine dolması ve tamamlanması ve sağlıklı bir şekilde gelmesi. Ağız yoluyla antibiyotik tedavilerine giriyorsunuz. Bir taraftan hekimle şekerini kontrol altında, insülini kontrol altında komplike tutuyorsunuz. Bir şey yani. Bir taraftan kalp damar cerrahiyle sürekli acaba kasıktan gelen bir damar tıkanıklığı var mı? Ayak beslenecek mi? Kontrolünü yaptırıyorsunuz. Sadece ayak bakımı değil. Hayır, yani bu, hayır, kesinlikle. Mesele. Özellikle diyabetik hastalarım için kesinlikle değil. Hem diye dahiliye uzmanıyla hem bir kalp damar cerrahıyla sürekli, bizim zaten çalıştığımız hekimlerimiz var bu şekilde, sağ olsunlar. Sürekli kontrolleri halinde götürüp o yarayın kapanmasını, biz de dıştan lokal uygulamasını yaparak ayağın kesimini önleyip dıştan beslenip içten de doktorların, hekimlerimizin yardımıyla beraber o yarayı da gördüğünüz gibi iyileştirdik. Şimdi mesela o da 9,5 ay gibi bir sürecimizi gelelim. Aldı. Kaç? 9,5 ay gibi bir sürecimizi aldı. Mesela nasıl bir işlem uyguluyorsunuz? Buna nasıl yani bir işlem uyguluyoruz? Mi alıyorsunuz, ilaç mı sürüyorsunuz, hı-hı, değil mi? Şimdi bu ayak için konuşuyorum. Bu ayak için. Bu ayakta geldiğinde enfeksiyon olduğu için önce oradaki enfeksiyon kısmını direne ettik. Tabii ki bunu o an için rahatlattıktan sonra hastayı muhakkak kan tahlillerini istedim. Yani insülin seviyesi muhakkak bilmem gerekiyor. Artı eğer yapılabiliyorsa bir anjiyo istedik. Ayak damar yolundan beslenebiliyor mu? Yani kasıktan, çünkü biliyorsunuz ayak bacaklarının evet, ana damar kısmı. Bacaktan veya diz kapağından gelen bir damar tıkanıklığı bir durum var mı? Bunu kontrolü yaptıktan sonra hastanın o boşaltılmış olan, drene edilmiş kısmı temizlendi. Özel, hı-hı, ilaçlarımız var bunun için uyguladığımız klinikte.
Bunlarla temizlendikten sonra kendim eczacı olduğum için böyle bir artım da var zaten. Uygulanabilecek ve tedavi edilebilecek ilaçların çoğunu kendim hazırlıyorum zaten. Dış kısmına uygulanacak ve iç kısmına uygulanacak belirli ilaçlar ve bana periyodik olarak gelip temizletme ile o yaranın temiz kalmasını sağlıyoruz. Belirli işte batikondur, tentiridyottur, duş almamadır, banyo suyu değmesindir falan, kesinlikle öyle bir şey yok. Yara temizlenmeli. Yara temiz olmazsa hiçbir şekilde iyileştiremezsiniz. O kısmı içten temizledikten sonra hasta diyor duş alabilirler. Hiçbir sıkıntı yok. Yaşam hayatlarına devam edebiliyorlar. Sadece o kısmı korumalarında daha özen göstermelerini, işte tamponlama yapmalarını istediğimiz bazı şeyler var. Özellikle o ayak için ayağın iç kısmında boşluk geliştiğinden dolayı iç kısmı ilaç doldurma işlemi yaptık. Ve iki güne bir sürekli temizleme yaparak dokuyu temizleyip yerine etin yeniden gelmesini sağladık. Siz kötü İlk dokuyu aldıkça? İlk bir ay iki gün geldi. Evet. Öyle mi? Evet geldi. İki güne bir geldi. Ondan sonra kanaması durduruldu. Yarası yavaş yavaş iyileşmeye, canlı dokunu gelmeye başladığını gördüğümüz anda süreci uzatmaya başlıyoruz. Kendileri de evde bakımlarına devam edebiliyorlar. Çok güzel ya. Yani böyle bir ayakla diyabet hastasının çıplak yürüme şansı yok. Yani varsa da bunu yapmak istiyor da kosa da eğer kendini kontrol etmesi lazım. Bir şey battığında hissetmiyorlar çünkü. Ya bir iğne batmasını hissetmiyorlar. Bunu özen göstermeleri, kontrol etmeleri gerekiyor ayaklarını sürekli. Peki yine devam edelim. Diyabetik ayak. Bir tane yani daha şekerliyim şimdi diyabetik deyip ayak gelecek. Mesela şeker hastalığı biraz küçümseniyor. O yüzden hani küçümsenmesin. Nasıl olsa ilaçlarla ben bunu idare ediyorum düşüncesi var. Bakın böyle sahneleri görebiliyoruz. Evet, İlaçlarla yapılan olayda insülin seviyesi hastanın ne kadar iyiyse tedavi sürecim o kadar kısa oluyor. Olmaz diye bir İnsülini şey yok. İnsülini yüksek ise benim onu yapma işlemim ve iyileştirmem daha zor oluyor. İşte sizin... O yüzden muhakkak bir diyabet hekimiyle beraber insülini kontrolü götürmek zorundayız. Aynı anda çalışmak kesinlikle. Değil mi? Evet, diğer ayağı da görelim. Bu da mı şekerli evet, bir ayak? Evet, bu çok facia bir ayak. Bu ayak kesileceğim diye geldi bana. Benim ayağımı kesecekler Reyhan Hanım dediler. Ve siz orada küçücük bir delik görüyorsunuz ya şu anda. Nereye biz onu kadar koymadık. Gidiyor? İkinci ayağı koymadık. Temizlendikten sonra avuç içi büyüklüğünde alt kısımda yara çıktı. Yani orada öyle bir kötü bir doku oluşmuş ki çürük bir doku oluşmuş şimdi üstünde. Şimdi anlamadım bunun altında mı bir şey evet, var? Evet şimdi biz o yaranın o sarı kısmını görüyorsunuz ya oradan temizlemeye başladığınızda çürük et gelmeye başlıyor elimize zaten. Çürümüş çünkü. Bir şey mi batmış? Bu ayakta şöyle bir şey diyabeti var. Diyabetinden dolayı yürürken... topuklarımı törpüleyim derken banyoda topuk törpüsü oralarını törpüleyip incelttikten sonra basmasıyla birlikte yara ve delik açılıyor o kısmında. Topuklar biraz kalın oldu burayı da incelttiği için burada daha hızlı açılıyor. Bana geldiğinde ayak şu an alttan göründüğü için göremiyorsunuz ama parmakların yapısından bir de sağla solu karşılaştırarak anlayabilirsiniz çok şişti. Yani parmaklar bitişik farkındaysanız. O kadar şiş bir ayaktı ki ve bu hastamda insülin seviyesi çok ciddi bir rakam yükseklikte. Ve normal insülin kullandıktan sonra da insülinini belli bir seviyeye düşürüyorsunuz ama normal kişi için bile çok yüksek bir insülin seviyesi. Ama onun yaşamı için yeterli bir seviyeye geliyor. Biz o sarı kısmı temizledik. Temizledikten sonra temizledikçe çürük et. Temizletti çürük. Zaten inanılmaz bir koku yayılır. Çürük et kokusu yayılır bu tarz hastalarımın o yara kısımlarında. Siz orada enfeksiyon mu, çürük et mi olduğunu o kokudan algılayabiliyorsunuz. Yani hastalarım bana hep böyle temiz ayakla gelmeye çalışırlar ama biz özellikle günlük yaşanmış ayakla isteriz onları. Çünkü oradaki kokular bize mantardan mı, ter probleminden Kilo mi, veriyor, ayak değil mi? Kesinlikle. Koku çok önemli. O yüzden o ayağı temizlediğimizde açtıkça çürük kokusu geldi ve avuç içi büyüklüğünde bir yara gelişti. Bir dönelim ona. Ne oldu daha sonra diye. Çünkü İstanbul'dan bir izleyicimiz var. Hemen bir alo diyelim. Kapattı. Ben beklettim o yüzden kapattı. Özür diliyorum. Sözü kesilmesin derken bir kez daha denerseniz o zaman ilk önce sizi alalım. Olur mu? Sırayla hemen hızlı alabiliriz telefonları. Evet gelelim sonra siz onu açtınız. Aynen bu hastama çok özel ilaç uygulaması yaptık ve çok yoğun ilaç uygulaması yaptık. Tırnaklarında da mantar vardı. Neredeyse her gün bir ay boyunca her gün bana geldi temizleme aşamasında. Kesilecek denmesinin nedeni ayağın artık beslenemiyor. Bir de şöyle bir durum var bypass olmuş o ayaktan damar alınmış. Gerçekten ciddi bir problemi vardı. Ayak sürekli şiş haldeydi. Ama kurtardık çok şükür. Şu anda da bu hastam hala bize bakımlarına devam ediyor ve çok keyifli çok mutlu. Biz de çok mutluyuz. Mantarın
da geçirdik. Yarasını da kapattık. Ayak ödemi de artık tabii şişlik, enfeksiyon ve doku çürüme bir durumu olmadığı için de yavaş yavaş şişliği orada de orada şey de indi. Olmamış. Hani insan şey bekliyor. Bir çukur mukur oluşsun falan. Hayır yok. Öyle bir vücut şey de öyle oluşmamış. Güzel yaratılmış bir o şey, mekanizma ki Allah tarafından inanılmaz derecede çok güzel bir şey. Yani o bize destek veriyor, biz destek veriyoruz, beraber götürüyoruz ve evet gerçekten hastanın psikolojisi de iyi olduktan sonra her şey çok güzel gidiyor. Allah'ın izniyle çok güzel bir şekilde düzeltip istediğimiz bir şeye ulaştırabiliyoruz. Mesela aslında ayağını çaresizlik diye bir şey yok. Yok, doğru. Şimdi Kütahya'ya gidelim. Yusuf Bey var hattımızda tamam. İzninizle. Yusuf Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Hayırlı günler. Teşekkür buyurun. Ederiz efendim. Aleykümselam. Buyurun dinliyoruz sizi. Benim ayağımda bir var mantar değil de topuk şey ne diyor ama? Topuk dikeni mi? Topuk hayır. Benim anladım. Ya halkımızın arasında böyle diken gibi siyah siyah şeyler var. Evet, sil gibi görünüyor. Onları ne yapabilirim? Peki. Sorunuz yoksa Yusuf Bey'in telefonunu kapatalım öyle yanıtlayın. Var mı sorunuz Reyhan Hanım? Şimdi Yusuf Bey ayağınızın hangi bölgesinde? Nasıl pardon? Ayağınızın hangi bölgesinde bu dediğiniz lezyon? Nasıl ayağımın sol ayağımın topuğunda. Nasıl var? Tamam. Tamam. İki tane. Tamam. Tamamdır. Tane. Teşekkür ediyorum. Alacağım bilgiyi peki, aldım. Peki Yusuf Bey başka sorunuz yoksa Reyhan Hanım hemen yanıtlayacak sorunuzu. Var tamam, mı sorunuz? Tamam teşekkür ederim. Kütahya'ya sevgiler gönderiyoruz efendim. Hoşçakalın. Bahsettiği şeyliği anladık. Topukta nasır olmaz Sevda Hanım. Kesinlikle topukta nasır olmaz. Topuk çatlağa gelişir, topuk sertleşmesi olur ama biz topukta nasır olmaz. Biz orada sert bir şey olmaz. Gördük mü nasırdan? Tamamen hastamın anlattığı şeyler, kişinin Yusuf Bey'in anlattığı şeyler sildir. Benim Kütahya'dan gelen çok fazla hastam var. Öyle biz mi? Evet tüm Türkiye'den çok fazla hasta kabul ediyoruz zaten. Eğer gelebilme şansı olursa ona işlem yapılması gerekiyor. Kendisi bir şey yaptırmasın. Normalde ona kriyoterapi denilen bir işlem uygulanıyor. Ancak kriyoterapi o kadar yanlış uygulanıyor ki bizim tıp camiamızda. Ve gitgide sihirlerimizin yayılmasını sağlıyor. Zaten iki tane dedi. Büyük ihtimalle o bir tane belki olarak çıktı. Evet. Ya kendisi oynadı ya oynattı müdahale ettirdi ve ikiye çıktı. O sihirlere müdahale edilip oradan temizlenmesi gerekiyor. Yani onu gördükten sonra yapacağımız işlem belli. Hmm. Ama kendisi bir şey yapamaz. Çünkü anlattığı semptomlar tamamen sihir. Ve işlem yapılmış ya da kendi yapmış. Çünkü normalde topukta oluşan sihir çok bellidir. Çok spesifiktir biz sihir elemeden yapısı. Durabilir miyiz? Bir Allah tane aşkına yuvarlak bir oluşum vardır. Evet. Ve o ikinciyi oluşturmuştur. Yani aslında alınmazsa belki eğer oynarsa da çoğalabilir de. Tabii o çoğalır. Kanattıklarında özellikle o kandan o viritik doku geçiyor. Virüstür çünkü kan. Human papillavirüs dediğimiz, HPV dediğimiz bir virüstür. Türüdür. Bu virüsten dolayı kanama ile birlikte iyicene bulaştırır ve herkese bulaştırırlar. Virüs sihir tamamen de bulaşıcıdır. Yani sihir tamamen de bulaşıcıdır. De. Yusuf Bey'de mutlaka ki birinden geçmiştir ya da bir yerden geçmiştir. Kendi kendine vücutta sihirin oluşması çok zordur. Evet. Zor değil, imkansızdır yani. Kesinlikle. O zaman inşallah en kısa zamanda acı veriyor mu peki o sihirler? Şu an bastıkça topukta acı verir ve o içeri doğru derinleşmeye başlar. Derinleştikçe sinir ucuna vurduğu anda acısı çok ciddi olur. Temizlenecek gelmesi gerekiyor. Kendisinin yapabileceği bir işlem değil yani. Evet. Dikkat etsin öyle diyelim o zaman. Yine devam edelim. Sihir örneklerim var göstereceğim zaten sırayla birazdan. Sırayla gidelim. Aynen. Bir sonraki görüntüyle devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Artık yani gerçekten şaşırmaya başladım. Tamam, bir ayakta bu kadar problem olur mu diye. Devam ediyoruz. Bir diyabetik ayağım daha. Bunu da anlatalım. Lütfen. Bu hastamın parmakları kesilmiş bir ayak aslında. Parmaklarını göstermiyoruz şu anda. Ayağın altında ciddi bir yarası vardı ve gitgide aynı işlemler uygulandı. Bir ay bu hastamda da şöyle bir sıkıntı vardı, düz tabandı. Düz taban olduğu için ayağın tabanını tamamen basıyor. Yani yarayı iyileştireceğim alana da basıyor. Aslında ayağın orta kısmında, bu çukur kısmında ama normal bir kişi de çok oraya baskı almaması gerek yani olur gerçekleşir. Bu düz taban bir hastaydı. Oraya da basıyordu. Bastığımız için bu hastam yürüyemiyordu. Evine gittim sürekli tedaviye. Sürekli 2 güne bir, 3 güne bir evine tedaviye giderek çok şükür yantaki gibi yarasını kapattık. Ayağı kesilmekten de kurtuldu ya bu arada. Çok ilginç. Böyle bir yarayı gördüğün zaman bu doktorluk bir iş. Tabii insan. Plastik cerrahta çok fazla işlem görmüş. Hatta evet. Plastik cerrahide de bu bir doku graft yapılmış dizden oraya yapıştırılıp yeni doku üretilmeye çalışılmış. O da yapılamamış. Yani dolaşım çünkü bypass geçirmiş bir hastam. Damar beslenemiyor. Ya ayak damardan beslenemiyordu zaten. Beslenemediği için de öyle bir sistemin uygulanması da çok yani zorlamış hastamı gördüğünüz gibi. Daha sıkıntılı bir hale gelmiş hale geldi. Ama işte dediğim gibi doktor kontrolleriyle, hekim kontrolleri ve ilaç kontrollerimizle birlikte tamamladık. Oldu. Vallahi evet. Güzelmiş.
Hız kurtuldu yani, tırnağının ayağının tamamen kesilmesine parmaklar kurtuldu. Gitmiş, iki parmağı belki yoktu. Belki parmak da hani zamanında olsaydı, çok önceydi zaten yapılmış olan 12-13 sene önceki işlemlerdi. Tabii ki müdahale doğru edilmiş olsa kurtulabilirdi. Kurtulabilirdi değil mi? Yani şu koca yara böyle iyileşiyorsa ben hani... İyileşti çok, çok şükür. Gerçekten o aklımızdaki o şeyi silmemiz lazım. Hani artık o büyümüş hani... Çok olmuş bu, geçmez bu. Yok öyle bir düşüncesini şey. Silmek gerekir. Yok. Gerçekten. Peki yine görüntüyle devam edelim sevgili izleyicilerimiz. Bakalım yine neler göreceğiz. Evet. Evet, mantarı olan bir hastam. Alttaki görüntüyü, yazıyı alabilirsek evet, eğer. Evet, onu bir görelim temizlenmiş halini. Şimdi bu tırnağım, bu tırnakta... Kaç kereydi hatırlayamayacağım ama 4 kere falan operasyon geçirmiş bir tırnaktı. Oo. Evet, 4 kere falan tırnak çekimi olmuş. Tırnak çekildikçe bozulmuş, çekildikçe bozulmuş. Zaten mantarı olan bir tırnağı çekmenin mantığı yok. Mantarı ama insan onu çekersen hani daha güzeli gelir tırnak gibi, gelecek gibi düşünüyor. Hayır, evet, gördüğünüz evet, gibi iyice artık sıfıra yakın derecede kapanmış bir tırnak. Tel sistemi uygulandı. Bu mantarlı bir tırnak. Bakın evet, bu mantarı olan bir tırnak. Bu kalınlaşmasının sebebi mantardan. Hı hı. Alttaki hali de mantardan kurtulmuş. Normal ne? İnceliğe gelmiş. Artık sağlıklı bir şekilde kendi tırnağını kesebileceği tırnak yapısına gelmiş bir tırnak. Süper. İstanbul'a gidelim. Tamam. Yine tamam, bu tırnağa görüşelim, geri döneceğim. Görüşelim. Tamam. Orhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hanımefendi. Buyurun efendim. Selam aleyküm, hayırlı yayınlar. Aleyküm selam. Teşekkür ederiz. Şu an benim hocama bir sorum olacaktı da. Buyurun dinliyoruz sizi. Sorun lütfen. Ben İstanbul'dan arıyorum. Annem kendi Erzurum'da. Evet. Annemin bir bundan 1-2 ay önce ayağım ağrıyor, ayağım ağrıyor diye feryat etti. Evet. Biz de şey yapmadık yani herhangi bir müdahale falan etmedik. Tamam. Hastaneye falan götürmedik. Ondan sonra 3 aydan sonra bir gece sabah kalktığında dizinde şişme vardı. 2-3 tane şişkinlik yumurta. Diz kapağında mı? Ondan sonra sabah ağrıyor yani namaz kılıyor şey yapıyor dizini şey yapamıyor. Ha dizinde. Oturamıyor. Evet dizinde. Evet. Oturamıyor ya, kalkamıyor namaz için. Doktora götürdük. Doktora film falan çekmişler. O yumurtalık dedim ya yumurta gibi bir şişkinlikler. Onu şırıngayla halde çekmişler suyunu. Su varmış artık. Evet. Tap varmış. Onu Orhan ben Bey ben bir izninizle araya girebilir miyim lütfen? Sizin bu soracağınız soru tamamen dizle ilgili bir problem değil mi? Ayakla ilgili bir şey yok. Dizle ilgili bir soru soruyorsunuz bize. Anladığım kadarıyla değil mi? Evet, evet ha, doğru da. Ben şimdi şunu sormak istiyorum. Eğer ayakla ilgili bir probleminiz yoksa Reyhan Hanım el ve ayak sağlığı uzmanı size ancak belki de yönlendirebilir. Hani yüksek lisansını tıp fakültesinde yaptığı için bilgisi çok. Yönlendirme yapabilir ama bu konuda size yardımcı olamaz. Eğer ayakla ilgili bir probleminiz varsa onu alalım. Bu diz konusunda yönlendirme işte, yapsın olur mu? Evet, evet efendim. İşte buyurun. O dizden sonra parmakları ağrımaya başladı. Heh, tamam süper. Ne oldu sonra? Şu an artık öyle ağrıyor. Yani doktora gitti, geldi, film çektiler. Herhangi bir sorun çıkmadı. Peki. Ama annem de ağlıyor, gece ağlıyor. Hayır, ayaklarım ağrıyor. Ondan sonra krem falan sürüyor. Canım. Toz, başka bir şey yok yani. Şu an parmakları tamam, ağrıyor onun. Peki. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Annenize efendim, de geçmiş olsun. En kısa zamanda acı şifalar diliyoruz. İstanbul'a sevgiler gönderiyoruz. Reyhan Hanım hemen yanıtlayacak sorunuzu. Hoşçakalın. Şimdi aslında güzel bir şeye değindi. Şunu anlatmak nereden, istiyorum. Nereden nereye evet, neler oluyor? Şimdi evet, annesinin dizinde problem var. Dizde yürüyemediği için bu sıkıntıları yaşıyoruz. Mesela belli bir yaştan sonraki hastalarımızda sıvı bittiği için dizlere basamıyorlar. Dizlere yük veremedikleri için ayakları öyle yamuk basıyorlar ki. Kimi yana basarak yürüyor, kimi parmak uçlarında yürüyerek diz kapaklarına güç vermek istemedikleri için. Hmm. Bu sefer topuğa basarak yürüyenler, topuk dikeni gelişenler, işte yana basmalar denge sonucunda bozulunca, ayak yapısında bozulma gelişiyor. Şimdi biraz önce beyefendinin söylediğinden şöyle bir durum var bence. Ayak zaten bu ortopedilik. Yani onu ilgili uzmanların ve hekimlerin görmesi evet, gerekiyor. Oradaki problemi çözerlerse parmaklarındaki problem de gidecektir. Neden? Dizdeki yüke yani dizdeki o ağrıdan dolayı dize yük vermek istemediği için büyük ihtimalle annesi ya parmak uçlarında ya dışa basarak ya da topuğa basarak yürüyordur. Büyük ihtimalle ilk iki sebepten dolayı. Ve oralara aşırı bir de kilo falan problemi var ise eğer zaten aşırı yüklenme sonucunda yani tabii ayakta basış noktalarımız var. Eşit olarak dağılması gereken bir kilo ağırlığımız var. Şimdi gidip sen o yükün %80'lik bir kısmını o noktaya verirsen ister istemez şişlik ödemler gelişebiliyor.
Önce dizdeki problemi halledecekler. Dizdeki problemi hallettikten sonra onu rahatlatıcı ayakkabılar kullanarak da ayaktaki ödemi yavaş yavaş geçirebilirler. İnşallah. Hadi bakalım. Bir de Şerife Hanım sorusu var. Tamam. İzninizle o da Konya'dan alalım sorusunu. Şerife Hanım hoş geldiniz. Sağ ol yavrum. Hoş bulduk. Hadi iyi yayınlarınız olsun. Teşekkür ederiz efendim. Buyurun dinliyoruz sizi. Ben de doktor hanıma bir şey soracaktım da. Benim ayakta eksama doktora gidiyorum. Kaç doktora gittiysem eksama dediler, mantar dediler, ilaç veriyorlar, kullanıyorum. Hiçbir çaresini bulamadım. Evet. Da bir de doktor hanıma onu sorayım dedim. Peki. Tamam. Teşekkür anladım. Ederiz Şerife Hanım. Hemen yanıtlayacak Reyhan Hanım sorunuzu. Hoşçakalın. Şimdi Şerife Hanım'ın söylediklerinin doğrultusunda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Hem mantar demişler hem egzama demişler. Mantar tipi, egzama tipi mantarlarımız çok fazla karşımıza geliyor. Egzama bizim. Tipi mantar. Egzama tipi mantarlarımız. Hmm. Yani hastada mantar gelişiyor, mantara bağlı egzama. Egzama gelişiyor, egzamadan yaralar kısmından mantar kapıyorlar şeklinde iki versiyonu da gerçekleşebiliyor. Hmm. Bundaki durum şöyle. Aşırı kaşıntı yaşıyorlar, yanma gerçekleşiyor ve yaralar zor. Acı ve kanamalara başlıyor. Mecbur. Şimdi bu hastalarımızda şöyle bir durum var. Genelde kortizonlu kremler veya bu tarz uygulamalara gidiliyor ama değil. Oradaki o sıkıntılı dokunun temizlenmesi. Bakın temizlik. Temizlenmesi gerekiyor. Diyabet hastalarında da problemli doku. Eğer oradaki dokuları temizlemezseniz sağlıklı dokuyu geliştiremezsiniz. Oradaki mikroorganizmayı uzaklaştıramazsanız yani gelişen mikroorganizma. Uzaklaştıracak işte diyorsun. Hayır değil. Ya önce orada. Doku temizlenecek. Evet. Temizlendikten sonra ilaç uygulamasına gidilecek. Yani sen olan bir rahatsızlığın üzerine ancak tamponla yapıyorsun. Yani ilacı sürerek tamponla gölgeleme ve kapatma işlemi yapıyorsun. Geçtiğini sanıyor. Bir müddet sonra tekrar çıkıyor. Önemli olan oradaki o dokuluk sorunlu kısmı yani mikroorganizma gelişen kısmı temizledikten sonra doğru ilaç uygulaması yapılması lazım. Yani her görülen bir de şöyle bir durum var mesela bize gelen kişilere uyguladığımızda al sen de bunu kullan, al sen de bunu kullan değil. Tamamen kişinin kendi fizyolojik, özel değil mi? Fizyolojik vücut içi metabolizma ve kullandığı ilaçlar bunların her birinin i̇şte hasta anemnezi alınıyor zaten. Uzmansınız eczacı aynen. Olarak o şans hasta sizin için anemnezi aslında. Alınıyor. Evet. Anemnez alındıktan sonra herkese ayrı tedavi uygulaması yapılıyor. Hı-hı. Yani sende bir ilaç sonuç verirken başka bir insan da verecek diye bir kaide bir yok evet. Kesinlikle. Evet. Tek bu hastamın değil. Da bu Şerif Hanım'ın da aynı şekilde gelip bir temizlendikten sonra yani bu tarz bir rahatsızlığın toparlanması 2-3 haftada normalde yerine geliyor. Öyle mi? Tabii geliyor. Senelerdir uğraş geldi. Ya işte yapılan belli yanlışlıklar var. Süper. Düzeltilmesi Şerife gerekiyor. Şerife teyzem inşallah sen de Konya'dasın. Bak şanslı her yerde yok çünkü evet. Bu uygulamalar. Şimdi izninizle yine bir reklam aramız var. Sorularınızı almaya ve görüntülerle diğer ayak problemlerini görmeye de devam edeceğiz. İzlemeye de reklamlardan hemen sonra ama. Sevgili izleyicilerimiz devam ediyoruz el ve ayak problemlerimizi konuşmaya. Ben yine görüntülerle devam edeyim. Tamam, zamanı evet. Mümkün olduğu kadar hızlı hızlı kullanalım istiyorum. Arkadaşlar yine devam edelim bir diğer görüntüyle. Bakalım karşımıza ne gelecek bu sefer. Batık bir tırnağımız. Evet. Gördüğünüz gibi çekilmiş ve sonradan batık gelmeye devam etmiş bir tırnak. Direkt tel sistemiyle bu tırnağımızı gördüğünüz gibi sağdaki haliyle sağlıklı bir hale getirdik. Bu da düzelmiş. Evet hızlanalım. Bir sonraki görüntüye geçelim. Mantarı olan ve mantara bağlı olarak kenarlarda batığı gelişen bir tırnak. Tırnaktaki bu bir de şöyle bir durum var. Mesela bu mantar olan hastam acı duymuyorum diye bazıları gelmiyor. Ha işte onu dedim ama ya. Ama belli bir süreden kadar, sonra bakın evet. Artık tırnakta bir şekil bozukluğu var. Sağlıklı tırnağa bakın ona bakın bir de ikisi arasındaki farkı. Bir sorun var belli oluyor değil mi evet, yani? Yani evet. Gelin bunu başlangıç aşamasındayken daha rahat çözülecektir. Daha hızlı çözülecektir. Bu da temizlendi. İlaç uygulaması yapılıp belli bir süreden sonra sağlıklı tırnak haline geldi hastam. Tertemiz olmuş evet. Devam edelim diğer görüntüyle. Bunları biraz hızlı hızlı geçebiliriz. Evet, alttaki yazıyı çekebilirsek yazıyı ciddi çekelim. Bir mantar. Evet. Buna tel uygulaması, şu uygulaması, bu uygulaması olmaz. O ne olmuş? Bu kat tırnak çıkmış gibi böyle. Çürümüş artık. Üstte, küçük tırnaklarında da var. Son iki, yukarıdaki son iki ile alttaki son iki tırnaklarında da. Tamamen çürük tırnak kazınarak tırnaktan uzaklaştırılıp, temizlenip
ağız yoluyla ilaç uygulaması uzman beraber işinde. Tabii bunu herkesin yapmaması gerekiyor. Artı dışarıdan ilaç uygulaması ve periyodik olarak bakımlarla sağlıklı tırnağa getirdik. İki ayağında da mı varmış? Evet, iki ayakta da vardı. Biri sağ, biri sol. Evet. Bunun ayakkabı da giyemezsin ya. Acı verir bir müddet sonra. Kalınlık. Çünkü tırnağın olması gereken bir milimetre kalınlığı vardır. Bunu bozarsan baskı yapmaya başlıyor. Eti eziyor. Bu sefer tabii ki acılar ve ağrılar gelişiyor. Yani biraz uzun tırnak. Baş parmağınız olmadan o parmak, o ayakla adım atmaya başlayamazsınız. Baş parmak denge parmağımızdır bizim. Zaman zaman hani ufak tefek hepimizin başından böyle şeyler geçiyor. Bazen hani ayağını çarpıyorsun, işte ayakkabı vuruyor. Ayakkabı vurunca bile yürüyemiyorsun. Ki öyle bir problemle nasıl olacak? Yine devam edelim çocuklar görüntülerle lütfen. Sihirleri falan merak ediyorum, evet, biliyorsunuz mu onlara? Çok, onlara gelelim. Problem değil ama gene de koyduk. Şeyinde. Görülebilecek kadar. Daha görünmesi kötü olanlar çok kötü da var. İnanılmaz neler peki var. Evet, bir sonraki görüntüyle devam ediyoruz. Sihir. Bu hastamın sihirli bölgeyi görüyor musunuz? Oradaki beyaz alanı görüyor musunuz? Sihir deyince böyle dışarıya çıkıntılı bir şey, uzun bir şey falan. Evet. O siyah bölgeyi görüyor musunuz? Beyaz bir bölge var. Evet, o siyah kadarcık bir sihirli varmış. Ondan sonra diğerleri ve olmuş. Bu o haliyle bana gelmişti. Dedim ki bunu tedavi edeceğiz. Bana inanmadı. İnanmadı. Vallahi insanın inanması bak, gelmiyor gerçekten. Bana inanmadı. Ha. Sonra gitti bir sene boyunca kriyoterapi, değişik yöntemlerle bana geldiğinde bu haldeydi. Küçük parmağı sıçramış, büyük parmağın altına sıçramış. Siz tabii dediniz bu çoğalır sıçramış diye o zaman. Söyledik tabii ki izah ediyoruz. Çünkü geri ama geldiğine göre. Ama hastayı bu konuda zorlayamayız. Etik evet olmaz, kendi tabii tercihi. Tabii ki. Ama o küçücük haldeyken ki yapacağımız işlem vardı. Bir haftada 10 günde bitecek bir şey. Bu ayağın tedavisini 3 ayda tamamladık ama öbür ayak sağlıklı kısmında gördüğünüzde tamamen sihirlerinden kurtuldu. Peki. Bir de Karaman'a gidelim. Bu sihir meselesini tekrar döneceğim ama Ramazan Bey var hattımızda onun sorusuyla. Ramazan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. İyi yayınlar. Benim ayak tırnaklarımda mantar var. Evet. Doktor hanıma nerede çalışıyor diye onu soracaktım. Oraya geleceğim de bir Konya'ya. Peki. Şöyle yapalım. Konya'da çalışıyor. Telefon numaralarını ve adreslerini sizin program bitişinde bir kez daha arayın. O zaman size verelim. Olur mu? Oldu. Peki. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Allah'tan Karaman yakın. Yani çok var. Hani, şehir dışından, yurt vallahi dışından. Vallahi öteki türlü ayağım olsa yine gelirim yani uzaktan. Çok fazla uzaktan, yurt dışından gelen hastalarım bile var yani. Çok evet, çaresizler. Doğrudur. Çünkü artık çözüm arayıp bulamayıp son noktaya bakıyorlar. Evet, doğru. Peki, görüntülerle devam edelim çocuklar. Sihirli ayak tamamen evet, bu düzeldi. Çok güzel. O tırnağına falan da çıkmış yani. Sadece evet, aşağıda kalmamış küçük değil mi sanki? Küçük parmağında da. Aynen. Çok evet fazla yere sıçramış gördüğünüz gibi. Yanlış peki yapılan işlemler. Ellerde gelişen sihirler. Bu hastamın da bir taneymiş. Kriyoterapi yaptıra işte bir takım işlemler göre göre artmış. Arttıktan sonra bunu temizledik. Temizledikten sonra tamamen kurtuldu. Tabii elde sihirin olması çok sıkıntılı. Vücudun görüntü her noktasına değiyor. Ha, bu görüntüyü vücudun bırak, her, evet, bulaştırma estetik olarak var zaten çok sıkıntılı. Biriyle temas ettiğinde, tokalaştığında böyle bir durum var. Çocuğu varsa ona müdahale temas ettiğinde her türlü sıkıntı elde gelişen sihir. Çünkü birebir elleriyle her yere işlem yapıyor. Yemek yapması, kendini çok sakınması tabii, ve doğru koruması gerekiyor. Bu erkek hastamdı. Doğru, bak onun bulaşıcı olduğunu bilmek çok önemliymiş evet, demek ki. Evet, bulaşıcı. Devam edelim diğer görüntümüzle. Şimdi bu hastam da çok enteresan bir hastam. Bu da mı sihir? Evet ve şimdi siz o büyük alanı görüyorsunuz evet ya. Alttaki küçük küçük noktaları görüyor musunuz kırmızı onlar ayaktaki? Onlar da mı öyleydi? Her yere o kadar 14 kere işlem görmüş bir ayaktı bu. Her yere o kadar çok nokta sihirleri sıçramış ki. Bunun işlemi 1,5 saat sürdü kliniğimde. Bir buçuk saat sürdü ama bir seferde bütün sihirlerini tamamen temizledik. Ondan sonra kontrolle ve çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Çocuklarının yüzlerine sihir sıçrattı. Kendisinden. O kötü. Evet, o yüzlerindekilerini de çocuklarınkini temizledik sonradan. Şu an ailecek hiçbir sıkıntı şimdi kalmadı. Şimdi ayakta iz kalırsa problem olmaz. Gerçi iz de görmüyoruz. Yok, da. Yok hayır. Bu ayakta hiçbir. Ya ayak yani tabanında falan yapılan işlem kalmaz. Kalmaz. Düzgün değil temizlenirse mi hiçbir şekilde bunun yanlış garantisini yapılırsa bile verebiliriz yani. Hı. Yakılma işlemi şudur budur yapılırsa kesinlikle iz kalıyor ama doğru şekilde sihir temizlenip oradan uzaklaştırılırsa yüzdeki sihirleri de kesinlikle iz kalmaz. Peki. Hattımızda Cumhur Bey var. Onun sorusunu hı-hı alalım. Alo. İyi günler. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz efendim. Buyurun dinliyoruz sizi. Ben Ereğli'den arıyorum da. Evet. Buyurun. Hoş geldiniz. Konya'da ikamet ediyor eğitimci. Evet. Ayak tırnaklarına batma var. Baş parmaklarda. Geçmiş olsun.
Onun için bir bilgi alabilir miyiz? Tedavisi. Peki, hemen hatırlatsın bir kez daha sizin için Reyhan Hanım. Teşekkür ediyoruz. Başka sorunuz yoksa? Yok, başka sorunuz. Peki, geçmiş olsun. Şey var, bir de yeşimin ayaklarında şişme var. Ayak bileğinde. Evet. Bir de o konuda bilgi alabilir miyiz? Size nasıl ulaşabiliriz? Peki. Ulaşmak isteyenler için bir kez daha hatırlatalım. Program sonrasında aradığınızda adreslerin ve telefon numaralarını Reyhan Hanım'a size iletiriz. Ama diğer sorularınızı yanıtlayalım. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun bir kez daha. Buyurun. Şimdi beyefendinin kendi ayağındaki batık için tabii ki ayağı görmemiz gerekiyor. Hı. Yani nasıl bir işlem yapılacak? Neden dolayı batan bir batık? Yanlış kesim mi? Yanlış ayakkabı mı giyimi? Mantar mı gelişti? Tırnak deformasyonu mu var? Şekil bozukluğu mu? Birçok sebebi olabilir. Evet. Ve buna göre de hepsinin tedavi şekli farklı. Tel takılır, takılamaz, ilaç tedavisi uygulanabilir, bu tarz şeylerle. O yüzden kişinin ayağını görmemiz gerekiyor batık kısım için. Eşinin bileğindeki şişlik için de benden kaynaklı bir problem mi? Yani bizimle ilgilenebileceğimiz ayak basış problemi olabilir. Düz taban gelişmiş ve hastada düz taban olabilir. Taban çökmesi gelişmiş olabilir. Ve bunlara bağlı olarak eğri basması veya yanlış basması sonucunda tabii ki diz kapaklarında ve ayak bileğinde ödemlerimiz gelişebiliyor. Ama bizden kaynaklı mı değil mi? Önce gördükten sonra eğer bizden kaynaklı değilse gerekli uzmanına, bizim yapabileceğimiz bir durumsa yapılacak olan işlemi gördükten sonra kendisine anlatarak bilgi verebiliriz. Peki, inşallah. Şimdi yine devam edelim o zaman arkadaşlar görüntülerle. Ve toplumumuzun %90'ının en büyük kadınların problemi. Topuk çatlağı ve çatlak topuk, işte yarılmış topuk problemi. Tabii bunun diyabetik hastada olmasını kesinlikle istemiyoruz. O yaralardan girecek olan bir enfeksiyon çok sıkıntı oluşturabiliyor. İlk seanstaki yapılmış olan işlem bu, görüyorsunuz değil mi? İlk seans mı? Evet, birinci seansta, bir seans sonrasında hemen aynı anında gelişen bir durum. Şimdi güzel olmuş, bu tırnak bakıma gerek, bu ayak pardon, bir kere topuk çatlağının oluşmasının sebepleri, eğer ki kişide keratinizasyon gibi bir sıkıntı ve genetik gelen bir problemi yok ise tamamen bakımsızlıktan kaynaklı oluşuyor. Yani ayakların kremlenmemesi, işte bakım olmaması, oylu dokunun oradan uzaklaştırılmaması, yapılan törpülerin yanlış olması, evde biliyorsunuz bir takım şeyler, tabii ki pedikürde o törpüyle sürtme olaylarının yanlış olması, bunların hepsini tetikliyor. Çorap giymeme, birebir ayaklarının yere basılması, yani bakımsızlıktan kaynaklanıyor. Çünkü birebir temas ettiriyorsunuz. Orada gördüğünüzde doku, o ölü doku olan kısım tamamen cihazlarla uzaklaştırıldıktan sonra kişinin, bu topuk için konuşuyorum, kullanması gereken ilaçları vardı. Onları verdikten sonra normal bir topuk haline getiriyoruz. Ama bu topuk böyle kalması için de sürekli periyodik bakımlarla kendinin evde de bakım yapması gerekiyor. Yani eğer dikkat etmezse... Tabii topuk çatlağı, çünkü bakım da gerçekleşir. Tekrar söylüyorum, eğer hastada genetik bir keratinizasyon problemi, başka bir problemi yok ise tamamen bakımsızlıkla alakalı bir durum. Evet. Topuk çatlağı. Ya hepimizde ufak tefek oluyor, onu bile rahatsız ediyor insan, yani temizlemek. Bu ağır olunca biraz daha tabii belli oluyor. Yarılmalar sonucunda, o kalınlaşmanın sonunda yarılmalar gerçekleşiyor. Tabii. Yarılmanın sonucunda ayak enfeksiyon alıp şişebiliyor, kızarıklık gelişebiliyor. Bir de tabii ki basarken çok ızdırap ve acı duyuyorlar. Tabii. Devam edelim görüntülerle arkadaşlar. Bitti. Tüh, iyiydi ya. Az getirmişiz. Bir dahaki sefere önceki inşallah. Bir tel uygulama görüntüm var. Eğer onu bulabilirlerse çok memnun olurum. En azından tel sisteminin nasıl bir şey olduğunu kendilerine gösterelim. Tırnağın üstünde tel alanlar var ya Eray. O görüntülerden evet, böyle bir iki tane daha yaparsan sonlara doğru koyarız, olur mu? Evet. Bunlar tabii hani sizin dediğiniz üzere basit kalan şeyler. Daha hani fazla tabii şimdi bize akşama kadar o kadar çok vaka çalışması yapıyoruz ki artık insanları ilk sefer görmede neyin ne olduğuna karar verip çıkabiliyoruz hemen. Çünkü çok vaka görmek çok insanın tabii deneyimlenmesi tabii, demek. Tabii doğru. O kadar tuhaf insanlar geliyor ki, yani diyorsunuz ki siz bu ayakla nasıl yaşadınız? Ve diyorlar ki Reyhan Hanım ne yapalım? Çaremiz yoktu. Ve çok fazla derecede şeyler deneyip işte belirli operasyonlar geçiren, ilaç tedavisi deneyen, tabii ki sonuçta bunları da uzmanlarımız söylüyor ve onlara inanarak bunu başlayıp götürüyorlar. Ha şöyle bir şey var. Kendisi gidiyor, uygulamıyor. Ben gittim doktora diyor, yapmıyor. Evde ama, de uyuyacak. Tabii ki. Evet. Sonuçta ben ne kadar burada insanlara yardımcı olabiliyorsam, bizim söylediklerimizi de evde o kadar uygulamaları ve düzgün ilaçlarını ve süreçlerini yerine getirmeleri gerekiyor. Tırnak tamamlanıp kendi kesimlerini de yapabildiklerinden sonra ya da ne bileyim ayaktaki gelişen bir durumu geçirdikten sonra periyodik zaten hastalarımızın hepsini
Senede 2 ya da 3 kere en kötü ihtimalle yine bakımları alarak onların takibini biz onların adına sağlıyoruz en azından. Hı hı. Çünkü hayat akışı o kadar fazla ki artık kimse benim elim ayağım bir acı duymadıktan sonra bu aşamalara evet. önem vermiyor. Evet. Ama halbuki ayağımız sağlık olarak vücut iç beden sağlığımız olarak da başlangıç noktaları. Sinir uçlarımızın bitiş noktaları. Hı hı. Refleksoloji olarak zaten biliyorsunuz bir branş var. Refleksolojide kişinin ayak altına belirli uyarı yerlerine belirli uyarıları gönderilerek vücut içindeki sistematik tabii ki sistematik evet. rahatsızlıklar tedavi edilebiliyor. Bunlar artık günümüzde yeni yeni dedim gibi Türkiye standartlarına ancak girerken işte yurt dışında evet. çok yaygın sistemler, çok fazla uygulanan sistemler. Hı hı. Yurt dışında eğitimimi alırken hatta bir ortopedi ameliyatına bir fizik tedavi uzmanı ve bir podiatri uzmanının konsültasyonu olmadan kesinlikle ameliyat başlamıyor. Muhakkak ki kombine gelişen bir durum vardır diyorlar. Hastanın dizine bir ameliyata girilecekse siz onun ayak basışını da alttan düzeltmelisiniz ki yürürken diz kapağına yapılan ameliyat yerine güç vermemesi, yük vermemesi gerekiyor ve fizik tedaviyle desteklenebilmesi gerekiyor. Ama tabii şu an artık yeni yeni Türkiye'nin de bunlara gireceğini ve bu konuda bilinçleneceğimizi düşünüyoruz. Hı hı. Ama senelerdir de dünyada olan bir sistem. Evet, Türkiye'de. O yavaş yavaş olacak inşallah. İnşallah. Nasırlara hiç giremedik tabii. Onların hı hı. görüntüleri biraz daha kanlı oluyor sanırım değil mi? O nasırlar neden oluyor nasırlar? Nasır tamamen kişinin giymiş olduğu ayakkabıdan gerçekleşen bir şeydir. Başka hiçbir şeyle alakası yoktur. Evet, hı. basışından diyelim ki tabanda gelişmiş olan genelde öğretmen nasırı deriz. Öğretmenlerimiz de çok fazla ayakta durdukları için ön haluks kısmında çok fazla karşılaştığımız sorunlardır. Küçük parmak nasırları gelişir. Giymiş oldukları insanların sivri burun ve dar ayakkabılardan. Hmm. Ayağın tabii ki ayakkabıyla teması ve sürtünmesi halinde aslında vücudun bir nebze oluşturmuş olduğu koruma sistemidir. Evet. Ölü dokudur orada gelişen. Aslında ben orayı koruyorum. Bak burada bir şey var. Ben oraya bir şeyler yapıyorum diye uyarı veriyor. Hmm. Ama tabii biz ona acımadan hiçbir şekilde müdahale kişiler en son aşamada gelebiliyor. Rahatsız edene kadar bekliyor orada. Aynen. Evet. Tabii ki vücut oraya koruya. Artık bir kalın dokuyu iyice oluşturduktan sonra bu sefer kalınlaştığından dolayı arkaya baskı yapmaya başlıyor. Ve sinir uçlarına sinyal veriyor ve ben artık acı veriyorsun bana. Bunun için bir çare ara demeye gidiyorlar. Hı hı. Tamamen ayağımızın ve ayak basış pozisyonundan gelişen pençe tırnaklar görürüz kişilerde. Tırnakları pençe evet, şeklinde evet. yürürler. Bu kısımlarında nasırlar gelişir. Zaten şöyle bir durum da var. Bir kişi size önünüze ayağını açtığında eğer ayağındaki nasır kısmını görüyorsanız o kişinin nasıl bastığını. Nasıl ayakkabı giydiğini. Hemen bir hasta anemnezini, ön anemnezini kendi kafanızdan yapabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki bak böyle böyle olmuş, bu böyle gelişmiş. Çünkü nasırların da belirli oluştuğu yerler vardır ve bunun sebebi giyilen ayakkabılardır. Eğer ki kişi bir kaza geçirmediyse, kazaya bağlı olarak bir kemik yapısı, bir ortopedik yapısında problem gelişmediyse tamamen ayakkabıdan kaynaklıdır. Evet. İşte bu ayakkabılar hanımlarda daha çok görüyorsunuzdur evet. herhalde değil mi? Peki onun temizliği nasıl oluyor? Biz mesela evde kendimiz yapıyoruz dediğiniz gibi alet edevat bol. Kesip içini kendimizce oymalar falan ama sonra bakıyorsunuz çare olmuyor. Şimdi çok acı vermeyen nasıra hatta hiç acısı olmayan nasıra çok müdahale etmek istemeyiz. Neden? Artık orayı koruyordur o. Hmm. Yani mesela hasta bana gelir. Ayağın dış kısmında nasır dışa basıyordur. Dış kısmında nasır gelişmiştir. Ama vücut orayı aslında o nasır orayı koruyan bir sistem oluşturmuştur. Bir tampon görevi görüyordur. Ne zamanki acı verdi nasır, nasıra o zaman müdahale ederiz. Çünkü artık o nasır temizlenmesi gereken bir nasırdır. Hmm. Bunun da nasırın türüne göre çeşitli temizleme sistemlerimiz, temizleme uçlarımız ve aletlerimiz var. Acı vermeden, herhangi bir kanaması, bir sıkıntısı olmadan temizlenip kurtulabiliyor. Nasırla sili çok karıştırırlar. Hmm. Sihir o yüzden çok fazla sihire müdahale etmeye kalkarlar nasır sanıp. Altı sihir çıkar üstü nasırdır böyle. O tarz şeyler görebiliyoruz. İşte hastaların çok fazla müdahale etmeden bir uzmanıyla bunu doğru bir şekilde yapmaları daha doğru. Elleşmeyin. Oynaşmayın. Oynaşmayın. Peki görüntümüz hazırmış bakalım. Evet nasıl göstereyim oluyor? Ben takma size. Olayı. Bakalım acıtıyor mu? Şimdi bu batığı yani, olan bir tırnak. Sol tarafta dokunun büyüdüğünü görüyorsunuz. Anevrizma gelişiyor. Tel sistemimiz kenarlardan takılıp ortada tırnağın yukarı kalkmasını sıkıştırarak yukarı kalkmasını sağlayan bir sistem. Hmm. Önce doku temizleniyor bir ikinci ve üçüncü resimde. Temizlendikten sonra alttaki orta resimde gördüğünüz gibi sol tarafında teli takılmış bir durumda. Son resimde de sağ taraftaki tel takılıyor. Sonraki aşaması varsa görebilirsek eğer. Evet. Evet. Birinci resimde iki kısım birleştirilip tırnağın
Tırnağın kalınlığına, esneme payına göre ve yara durumuna göre tırnağı kaldırmayı biz belirliyoruz. Ha, öyle yani hadi gideyim şey. Ben onu sıkıştırayım diye bir şey yok. Çok evet. Sıkarsın tırnağı yırtar gelirsin. Çok yumuşamıştır o yaranın altında artık. Az sıkarsın batığın içinden çıkaramazsın. Yaranın içinden tırnağı çıkaramazsınız. O yüzden onu çok iyi ayarlamak lazım. Onu gerdiriyorsunuz ve kaldırıyorsunuz ve tırnağın takılacağı yer çok önemli tırnaktan. Yani ben gideyim de ay şurasından teli takayım diye bir şey yok. Tabii, batığı ve tırnağın yan taraftaki kaliteli güzel olan kısmından tutturup kaldırmanız gerekiyor tırnağı. Ondan sonra da tırnağın üst kısmından onu sıkıştırıp batığın içinden yaralı kısmı çıkarıyoruz. Ve en son iyileşmiş halini görüyorsunuz. Ne kadar duruyor mesela? O kişiden kişiye göre değişiyor. Kişiden kişiye göre değişiyor. Yani normalde bir batık tedavimiz 6 ile 8 ay arasında bitebiliyor ama 4 ayda da biten oluyor. Ama ayda bir geliyor. Zaten acısı bir hafta içinde bitiyor. İlk acı geçti mi? Diğerleri önemli değil. İlk amacımız acısını dindirmek kişinin. Acıyı dindirdikten sonra bizim teli tutmamızın amacı tırnaktaki tırnak yatağını düzeltmek. Yani bozulmuş olan dokunun batmasın. Aynen. Bozulmuş olan tırnak yatağı dokusunu düzgün bir hale gelip tırnağı kaldırıp sağlıklı bir şekilde uzamasını ve hastanın kendi kesebileceği hale gelmesini sağlamak. O düşmüyor değil mi? Kalan bir şey mi? Tırnak mı? Tel mi? Tel. Tel tabii üstten sabitliyorsunuz. Tırnakla birlikte öne doğru kaldırarak geliyor. Belli bir sürelerde kontrolleri aldığımız için biz onu geri takma işlemi yapıyoruz. Tekrar kontrollü olarak geriden gerdirip öne doğru gelmesini sağlıyoruz. Kontrollerle çıkarıp tekrar geri takıyoruz. Yani mesela tırnak uzadıktan sonra belli bir yere kadar artık ondan sonra batma şansı da ortadan kalkmış oluyor. Kalkmış sağlıklı oluyor. Büyüdüğü için değil mi? Evet yani yapılabilir bir işlem. Niye uğraşıp duracaksın ki kenarını keseyim yani bir de çözüm olsun, değil yapılan diye. Şeyler. Hani evet, çözümü varken bunun o acıyı çekmek çok ızdıraplı bir şey gerçekten. Değil mi? Evet. Evet. En çok neyi görüyorsunuz mesela bu tırnak batmalarını? Tırnak batmalarını ve özellikle de mantar çok fazla görüyoruz. Yani bir de çok enteresan sezonuna göre nasırlar geliyor diyeyim ben size. Nasırlarımız öyle geliyor yani. Belli bir aralık oluyor. Nasır bir anda nasır hastamız çok yoğun oluyor ama en çok mantar ve batık hastamız ve buna bir de sihir hastalarımız çok fazla geliyor. Çok bulaşıcı problemli. Olan şeyler zaten. Mantar da bulaşıcıdır zaten. Yani bunlardan korunma yolları var. Bir kere ortak alanlar, havuz, hamam, sauna gibi yerler, başkalarının terlikleri, çoraplarını giyme, böyle başkalarının ayaklarının nemli olduğu özellikle ortak banyo kullanımları. Tabii kullanacağız o ayrı bir şey ama bir temizliğine dikkat edilmesi gerekiyor. Işte. Ama evden ziyade böyle işte sauna ortamları, hamam ortamları bunlar çok fazla tetikleyici ortamlar. Kendi terliklerini giymelerini, çıplak olarak basmamalarını çok öneriyoruz. Tırnakta veya ayakta bir kaşıntı veya bir renk değişimi, bir şekil bozukluğu durumu geliştirmek. İçtiğinde en azından başlangıç aşamasında müdahale etmek, tırnaktaki renk değişimleri tabii ki en azından başlangıç aşamasında müdahale etmek işimizin sürecini de kısaltırken kişinin daha hızlı rahatlamasını sağlıyor. Peki buradan da sorularımız var onlara geleceğim ama öncelikli olarak hemen bir Necmi Bey'in sorusunu alalım izninizle. Necmi Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hanımefendi. Buyurun efendim. Ayaklarımda bir sorun var. Evet. Sezda Canlı Efendi'yle bu konuda bir yardımcı olma imkanı var mı onu soracaktım. Tabii buyurun dinleyelim sizi. Ayaklarımda mercimek büyüklüğünde değişik birkaç tane oluşuyor. Bu mercimek büyüklüğü olgunlaştıktan sonra patlıyor. İçerisinden ince bir sıvı akıyor. Bunu ben tedavi nasıl yaptırabilirim? Bir alerji tedavisi mi yaptırmam lazım? Bir bey ayaklarınızın altında mı var? Ayakta var, elimde de çıkıyor, parmaklarında çıkıyor. Parmak aralarında. Küçük küçük böyle minik minik. Peki. Başka sorunuz var mı? Bu olgunlaşıyor. Beyaz su akıtıyor. Kapanıyor. Anladım. Kapandıktan belki 15-20 gün sonra tekrar oluşuyor. Necmi Bey anlaşıldı sorunuz. Çok teşekkür ediyoruz aradığınız için. Geçmiş olsun diyelim. Reyhan Hanım hemen yanıtlıyor sorunuzu. Hoşçakalın. Evet, çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi Sevda Hanım hastamızın anlattığı kadarıyla bu mantarın bir türü. Büllüdür. İçlerinde bül vardır. Ve kişinin bül yani. Onların deyimiyle sarı sıvı görüntüsünde ya da beyaz sıvı görüntüsünde bir sıvı vardır. Tamam. Böyle bir bal kıvamındadır içindeki sıvı ya da çok suludur.
bunları patlatmamaları gerekiyor. Yani kişinin temizlememesi gerekiyor. Çünkü diyor ya 15 gün sonra geçiyor, tekrar yeniliyor. Bunu yapmasına kendisi sebep oluyor aslında, onu patlatarak. Oraların temizlenip düzgün bir ilaçla iyileştirildikten sonra oluşma ihtimali %0'dır. Düzgün şekilde. Ve onun koruyacağı bir tek yöntem var. Nemden uzak duracak. Ayaklarını ne şekilde ıslanırsa ıslansın, banyo, havuz, hamam, sauna, abdest alma işlemi, hangi sebepten olursa olsun ıslandığında, kuru tuttuğu takdirde ve iyileştirildikten sonra ellerine de yayılmış, bakın çünkü ayağıyla oynadı büyük ihtimalle, oraları deldi ve ellerine bulaşması, çünkü bulaşıcıdır bu, bulaşmasını sağladı ve onları patlatıyor, kendince geçtiğini sanıyor ve 15 gün sonra tekrar nüksetmesinin sebebi de bu, kendine bulaştırıyor. Mantarın bir türüdür, deride gelişir. Deride gelişen bir mantardır. Temizlendikten sonra tamamen iyileşirler. Yani öyle evde patlatmaları hayır, kesinlikle. Ve işin sıkıntılı boyutu şu, bastığı yerlerden diğerlerine de bulaşma durumu var onun. Çünkü sıvılı bir doku. Messenger'dan Hatice Hanım sormuş, şeytan tırnaklarının tamamen ortadan kalkma ihtimali var mı var diye. Var tabii. Hiç şeytan tırnağım yok mesela benim. Düzgün yapılan işlemlerle, eskiden olur muydu? Olurdu çünkü yoluyorduk. Düzgün yapılıp tırnakla birleştirilmesi ve söyleyeceğimiz şeylerle gelişir. Mesela, çok yuvarlak kesiyorlar. Aşırı yuvarlak kestikleri için bir de törpüyü yuvarlak giriyorlar. Orada sertleşmelerin sonucunda şeytan tırnakları gelişiyor. Tabii ki onu normal tırnak kesimini de öğrettikten sonra oluşmaz. Bu ayak tırnağında çok olur ya, sanki farklı bir yerden farklı bir şey çıkıyormuş gibi böyle. Ya ne kadar önemliymiş bu el ayak sağlığı değil mi? Tabii ki. Ne kadar çok sorunu var. Özellikle bulaşıcı olduğunda ben biraz daha tabii huylanıyorum. Böyle bir şeyiniz varsa başkalarının da sorumluluğunu almış oluyorsunuz. Çok dikkat etmek lazım. Bizim tabii ki kliniğimizdeki birinci olay sterilizasyon. Yok, kliniğiniz için demedim ben. Hani kişiler için söyledim yani. Kişiler için de bizim kendimiz de önemli. Çok... Birebir onlarla temas halindeyiz çünkü. Aslında tabii sizinki de kendimizin önemli. Kendimizin de önemli. Lazım, tabii. Yani şimdi her rahatsızlığın temizlenmesinde özel ilaçları var. Mesela. Ve bunlar yurt dışından geliyor tamamen ve ona göre her birinin sterilizasyonu ayrı ayrı yapılıyor. Şimdi örneğin tabii bazılarını men ederek söylüyorum. Hani gittiğinizde manikür pedikür yaptığınızda aynı şeylerle zaten mantarın bulaşmasının çok büyük sebebi de bayanlara budur. Temizlemediğini eldiven bile kullanma durumu yok. Yani evet. Kişi kendini de aslında orada sıkıntıya ve strese sokuyor. Siz her defasında her kişiye göre başlık değiştiriyorsunuz. Kesin. Ay tabii ki. Mutlaka. Olmaz olur mu? Size bile kaç tane kullanıyoruz? Bir seferde. Tabii ki. Ya. Kesinlikle. İşte dikkatli olmak çok lazım. Önemli. Neyse, böylece anladık. Teşekkür ediyoruz. Bizi aydınlattığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Diyelim. İnşallah ilerleyen zamanlarda tekrar görmek ümidiyle programı bugün o zaman sonlandırın. Peki. Sevgili izleyicilerimiz, çarşamba günü daha böylece güzel bir şekilde sonlandırmış olduk. Bir manimiz olmazsa efendim, yarın yine aynı saatte Kanal 42 ekranlarında buluşuncaya dek sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.